Ermataş Er Meydanı'nı sunuyor. Er Meydanı sezon finaliyle karşınızdayız sevgili izleyiciler. 3 Eylül 2013 tarihinde başlatmış olduğumuz sezonumuzun bu akşam sonuna geldik. Bu akşam Er Meydanı son bölümüyle sezona veda ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Er Meydanı'nı tek başıma sizlerin katkılarıyla sezonu değerlendirerek bitireceğiz. Bildiğiniz gibi KKTC siyaseti yine toz duman, yine toz duman. Önceki gün yapılan yerel seçimler, onunla birlikte gerçekleşen anayasa referandumu, bugün KKTC siyasetinde yaşanan hareketlenmeler hem de şiddete yönelik hareketlenmeler. Belki de programları bitirmememiz gerekebilecek bir sürece de giriyoruz ama her yıl yaptığımızdan bu yıl da vazgeçmek istemiyoruz ve Er Meydanı'nın bu akşam sezona final bölümüyle veda ediyoruz ekranlara. Şimdi az önce söylediğim gibi geleneksel hale geldi bu sezonun sonunu tek başıma sizlerin katkılarıyla değerlendirerek işte Cumhurbaşkanımızın performansını, hükümetimizin performansını, siyasal partilerimizin, sendikalarımızın, yılın kazananları, yılın kaybedenleri, yılın flaşları nelerdi? Hep bunları bu akşam konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ancak bu akşam çok küçük bir farklılıkla programımıza başlayacağız. Bildiğiniz gibi yerel seçimlerde 3 büyük belediyemiz Lefkoşa, Maosa ve Girne el değiştirdi. Ve amiral gemisi olan Lefkoşa'da mevcut başkan Sayın Katri Fellaoğlu seçimi kaybetti. Onun yerine Toplumcu Demokrasi Partisi BKP Baraka ortak adayı Sayın Mehmet Harmancı kazandı. Sayın Harmancı'yı, başta Sayın Harmancı'yı tüm kazananları kutluyoruz. Dediğim gibi yalnız yapacağım değerlendirmelerde bunları detaylı konuşacağız. Özellikle belediye seçimlerini ve yankılarını. Ama bu akşam bildiğiniz gibi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde çok büyük hareketlenmeler oldu sevgili izleyiciler. İlçe binalarının işgal edildiğinden bahsediliyor. Yapılması gereken CTP MYK'sının yapılamadığından bahsediliyor. Başbakanın acil işlerini bırakıp Girne'ye gittiğinden bahsediliyor. Maosa'da çok kötü olaylar olduğundan söz ediliyor. CTP'de işler karışık. Bütün bunların nedenlerinden biri de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Lefkoşa Belediye Başkanlığı'nı diğer yerlerle birlikte kaybetmesi olarak gösteriliyor. Hem parti içerisinde hem medyada hem diğer siyasal partiler tarafından. İşte biz de bu akşam sezonun değerlendirmesini yapmazdan önce İki gün öncesine kadar Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olan ve pazar akşamı seçimi kaybeden Sayın Katri Fellahoğlu'nu bu akşam konuk alıyoruz. Kendisiyle birazdan hem neden kaybettiğini hem bundan sonra neler olabileceğini detaylı ve dobra bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi 41-43 numaralı SMS'e ve arkadaşlarımın yayına verdiği Facebook ve Twitter hesaplarına mesaj ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Sayın Fellaoğlu ile aralıksız bir sohbet yapacağız. Daha sonra Sayın Fellaoğlu'nu uğurlayıp biz bize kalıp sezonu değerlendireceğiz. Dediğim gibi Sayın Fellaoğlu programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bir vatandaş uğurladı bizi. Bir de sen uğurlayacaksın. Hesap tamam. Şimdi tabii zor. Zor yani. Geçen salı akşamı burada bir aday olarak konuktunuz bana ve mevcut başkan. Bu akşam da belki de son Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olarak. Çünkü bildiğim kadarıyla Perşembe günü mazbatalar verilecek ve devir teslim töreni yapılacak. Çok şey var konuşulacak Sayın Fellaoğlu. En önemlilerini konuşalım. Ama ben bu akşam çok küçük bir farklılık yapmak istiyorum. Yıllardır bana konuk olarak geliyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hiç kimseden çekinmediğim gibi, sizden de hiç çekinmeden canım ne çekerse soruyorum size. Çok güzel. Ama bu akşam
İsterim biraz siz anlatasınız ne olduğunu. Ben tabii ki gene sorularımı soracağım. Tamam. Ama sizin halkla paylaşmak istediğiniz, çünkü çok ciddi bir izleyici kitlesiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda bildiğim kadarıyla seçimlerden sonra ilk kez evet. Yayına çıkıyorsunuz. Bugün yaşananlar da ortada. Sözü daha fazla size bırakarak ben de tabii ki sorularımı soracağım ama şununla bir değerlendirme yapmaya başlarsanız eğer çok sevinirim. Kaybetme nedenlerinizi detaylı bir şekilde tabii ki konuşacağız. Ama önce aynaya bakalım. Katli Fellahoğlu neden kaybetti? Söz sizde Sayın Başkan, buyurun. Şimdi neden kaybettik? Ona geçmeden yalnız şunu söyleyeyim. Biz bir defa Lefkoşa'da çok sükunetle değerlendiriyoruz seçim sonrası süreci. Çok şükür ki bizde Girne ve Mausa'daki kadar bir fazla aşırı gerginlik yok. Genç arkadaşlarımızla, parti kadrolarımızla konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Gayet sakin ve CTP'ye ve insana yakışır şekilde sebep-sonuç ilişkilerini değerlendiriyoruz ve en doğru sentezleri yapıp en doğru sonuca gideceğimize de ben inanıyorum. Şimdi bir seçim süreci yaşadık. Neden kaybettik? Bir defa şunu söyleyeyim ben çok rahatlıkla. Ben bu seçim, bir önceki seçime alnımın akıyla girdim. Alnımın akıyla çıktım. Vicdanım da rahattır. Elimden gelenin azamisini yaptım. Çünkü batmış, bitirilmiş, tüketilmiş, yok edilmiş bir belediyeyi biz devraldık. 14 ay, ki bunun 2 ayı da seçim yasakları, bu süreci getirdik ve ilk başlarda örneğin sıfır olan devlet katkısı, bütün devlet katkısı borç batağına itilmiş belediyemizin borçlarına gidiyordu. Sıfır. Hep söyledik, bir tükenimiz alacak parası yoktu, belediyenin çek yasağındaydı. En basit belediye hizmetlerini de yapacak durumda değildi. Aldık bir yere getirdik. Ve kazanan arkadaşımıza Perşembe günü eğer arzu ederse ve saatini de belirtir, gidip kendisine vicdan rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla görevi devredeceğim. Ve elimden geldiği kadar da eğer istendiği zaman da yardımcı olacağım. Neden kaybettiniz? Onu bilmek istiyorum. Yani hayır ama neden kaybettik? Ona gelirken de bazı şeyleri dedim ya, hep ben biraz da ben konuşacağım. Hayır, bakacağım. Tabii ki ama ben şunu istiyorum aslında. O konuşacağız yani onları. Seçim döneminde söylenenleri artık geride bırakıp, çünkü işte bir tükenmez alacak paramız yok. Öyleydi kötü ama. Durumdan aldık, iyi duruma geldik. Bunları çok söylediniz, çok dinledik çok biz de. Çok dinledik. Şimdi seçim bitti. Bir daha söyleyeceğim. Çünkü peki. Bazı insanlar anlamak istemediği, sanki böyle normal bir belediye aldık da geldik ve şunu yapamadık, bunu yapamadık. Anlatacak bunları. Demek ki ya biz anlatamadık ya da anlamak istemedi insanlarımız. O yüzden ben anlatma ihtiyacı duyarım. Bir kez daha buyurun. Bir kez daha. Peki. Evet, bu son programınızda. Peki. Neden kaybettik? Bir defa bu seçim gerçekleşirken benim yaptığım tespitlere, ki bu tespitler kesindir, tartışılma bile kabul etmez. Nedir onlar? CTP tamamen yalnız kaldı. Bunun dışında diğerleri çok gizli, çok sinsi bir siyasi işbirliği içerisine girdi. Ve bunun baş organizatörü de Sayın Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütüldü. Tesadüf değildir. Mausa'da bir depeli, bağımsız ama depeli, Girne'de bağımsız ama UBP'li, Lefkoşa'da TDP'li. Bu tesadüf değildir. CTP'nin Lefkoşa dışı, içinde söylüyor musunuz bunu? Kesinlikle söylüyorum. Söylüyorsunuz. %100 olarak söylüyorum. Bir Eroğlu etkisi var diyorsunuz. Bir Eroğlu organizasyonu vardır. Vardır. TDP, BKP, Baraka adayı bir arkadaşımız ki kutlarım, başarılar dilerim kendisine. Tabii ki. Yürekten başarılar dilerim. Ve kesinlikle bıraktığım yerden daha ileriye taşımasını canı gönülden de isterim. 22 tane aday olan belediye meclis üyesi arkadaşıma teşekkür ederim. Aday oldukları için, benimle beraber mücadele ettikleri için, bana inandıkları için. Ha, seçilen bizim partimizden olan ve diğer partiden seçilen tüm
22 tane belediye meclis üyesine de başarılar dilerim. Seçim bitti. Artık önlerinde Lefkoşa Türk Belediyesi başarılı kılmak için gece gündüz çalışmaları gerekir. Tartışan, üreten, sorgulayan, katkı koyan bir belediye meclisi görmek istiyorum. Bu yapı oluştu Mustafa arkadaş. Tesadüf değildir. CTP bir başına kaldı. Ha, bütün olarak kalsaydı CTP, bak onu da konuşacağız. Yani böyle sağlam daş gibi dursaydı bütün partili arkadaşlarımız ve gece gündüz çalışsalardı bizi gene yıkamazlardı hepsi de. Burada duralım. Burada duralım. Duralım. Çünkü bir bant girmek istiyorum şu anda. Tamam. Bundan tam 7 gün önce geçen salı akşamı yapmış olduğumuz programda size söylediğim bir cümle vardı. Sizin de bana vermiş olduğunuz bir yanıt vardı. Bir onu izlemek istiyorum. Sizinle birlikte izleyicilerimiz de tamam, izlesin. Onu bir izleyelim. Peki. Bu taş gibi arkamda dursaydılar kısmından devam edeceğiz. Bütün ilçeler için geçerlidir bu. Önce bir bandımızı izleyelim lütfen sevgili izleyiciler. Sağ olun. Size ekstradan bir sorum yok. Ama size söylemek istediğim iki şey var. Daha sonra da Sayın Dana'ya geçeceğiz ve bitireceğiz. Birincisi partimin %100 arkamda olduğunu düşünüyorum dediniz. Pek inandırıcı gelmedi bana, bunu söylemek istedim size. Birincisi bu. İkincisi de şu. Ben bir Lefkoşalıyım. Olaylarda iyi takip etmeye çalışan bir Lefkoşalıyım. 15 ay, 16 ay, 17 ay önce bu Lefkoşa'nın ne halde olduğunu ben çok 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 iyi biliyorum. Dere boyunda restoranlara saldıranlar, çöpleri devirenler, yanan lastikler, dumanlar, hastalıklar, fareler. Hepsini çok iyi biliyorum. Şimdi iyi bir noktada mıyız? Değiliz belki ama en azından bunlar yok. Belediyede o ateş söndü. Bunun için de kazansanız da kaybetseniz de en azından bu hizmeti verdiğiniz için izleyicilerimizin önünde bir Lefkoşalı olarak size çok teşekkür ediyorum. Ve... Evet, yeniden stüdyomuzdayız. Size sormuştum ben. Evet. Partinizin %100 arkanızda olduğundan emin misiniz? Kesinlikle eminim dediniz. Ben de size orada dönüp dedim ki ben sizin gibi düşünmüyorum orada. Göreceğiz dediniz. Yani şimdi bu soru seçim öncesi, çok kısa bir süre önce sorulmuş bir sorudur. Yani kendi içimizdeki yaşadığımız bazı zafiyetleri öyle bir ortamda konuşmanın doğru olmadığını düşündüm. Ancak yani parti, şu da bir gerçektir ki yani ben Lefkoşa ilçesi için söyleyeyim, bizde böyle hiç diğer ilçelerde yaşanan sorunlar gibi sorunlar yaşanmadı öncesinde. Seçim sürecinde de yaşanmadı. Ancak katkı koyan arkadaşlar, aktif katkı koyan arkadaşlar çok sınırlıydı. Yani örneğin bazı arkadaşlar hep Lefkoşa ilçesinde görev yaptı. Biz dedi bu dönem gidip Gönyeli'de çalışacağız. Lefkoşa'da çalışmayacağız dedi. Dedik ya yapmayın etmeyin, gelin ihtiyacımız var. Yok, gittiler. Ne yapacaksınız yani? Oldu. Yani farkındaydınız siz de Katli Bey ki hem parti %100 arkanızda değildi. Bak şunun farkındaydı. Peki bir de şunu sorayım, onunla bağlayalım. Tamam. Eroğlu operasyonunun da farkında mıydınız önceden? Değildim. Değildiniz. Bu kadar organize ve sinsice yapıldığının farkında değildik. Çünkü tam bir siyasi işbirlik, tam bir siyasi ittifak söz konusuydu. DP'nin sağ gösterip sol vurdular. Kemal Denizdan'ı arkadaşı destekleme kararı aldı DP. Son iki gecede bütün oyları şu an kazanan arkadaşımıza yönlendirdi. DP UBP'yi %25 mi sizce? Yalnız Sertoğlu %25 almıştı bir yıl önce. Kadar. Sayın Arabacı %20 oy aldı. DP'nin son seçimlerde aldığı oy da ortada. Bakın sandıkları bir biz inceledik. Tabii tabii. Hepsi DP'nin bütün oyları organize bir şekilde TDP'ye gitti. TDP, BKP, Baraka adayına gitti. Mausa'da da İsmail Erter arkadaşa gitti ki kutlarım onu da. Başarılar dilerim. Umarım 2006'dan sonraki Lefkoşa'ya benzetmezler Mausa'yı da Girne'yi de. Antiparantez onu da söyleyeyim. Bir duyarık 200 tane 300 tane insana sözler verilmiş. Umarık popülizmi gene hayata geçirmezler ve batırmazlar bu belediyeleri. Mahvetmezler. Çünkü bu insanlar bu devleti ve bu kurumları düşünmüyorlar Mustafa Bey. Bakın
Bunları da konuşalım artık bu gece. Tabii buyurun buyurun. Sayın Eroğlu 7 Nisan'da karar aldı başbakanken. Bakanlar Kurulu, Efkoşa Türk Belediyesi'ni 10 milyon isterlin borcun altına soktu. Gözünü kırpmadan. Ve belediyenin ipini çekti orada. Hava yollarını kim batırdı? Yeni bir strateji, yeni bir plan. Kasa gönderildi insanlar. Küçülecek, çalışılacak. Ama Cumhurbaşkanı tepkiler var. Hepsini çağırdı hava yollarına. Kazandı seçimi, ondan sonra kapattı hava yolunu. Seçimi kazandı, hava yolunu kapattı. Milli hava yolunu kapattı. Belediyeyi batırdı. Bunların gözünde yoktur ya devlet, kurum, güçlü bir yapı. Kendi siyasi gelecekleridir önemli olan. Ve ben korkarım. Girne'yi de Mausa'yı da Lefkoşa'ya benzetecekler. Halk uyanık olsun ne olur. Sivil toplum artık uyanık olsun. Toparlanıyoruz, takip ediyor bunlar bu işleri. Ne olur uyanık olun siz de. Takip edin ve fırsat vermeyelim bunlara Mausa'yı da Girne'yi de 2006-2013 dönemindeki Lefkoşa'ya benzetsinler. Yazıktır, günahtır. Şimdi doğru bir şey olabilir bu rakiplerinizi suçlamak. Ona bir şey demiyorum. Ama ben önce... Ben gerçekleri konuşuyorum. Hayır, suçlama yani, yok. Şunu söylüyorum yani eğer bu söyledikleriniz sizin söyledikleriniz doğruysa diyorum. Bu suçlamadır. Hangisi mesela? Yani mesela 10 milyon isterlini aldı belediyeyi batırdı. Sizce doğru değil mi? Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı o batırdı gibi. O yolladı kasa hepsini aldı hava yollarına. Bilal İnci, Bilal Ekşi uçağa binip gitmedi mi? Bırakmadı mı ne haliniz varsa görün. Tamam Kadri Bey. Bunlar yaşanan gerçekler tamam, değil mi? Onlara bir şey demiyorum ben. Ama ben önce diyorum ki siz kendi içinizde, siz kendi şahsınızla bir hesaplaşma yaptınız mı? Mesela bir izleyicimiz bugün öğleden sonradan sormuş. Demiş ki size ki ben de çok eleştirmiştim bunu. Evet. Geçicileri katrolaması ve yasal değil dediği borcu yasallaştırması affedilmez bir hataydı bence demiş. Neden bunu yaptı sorar mısın? Şimdi bu seyircimiz bilmediği şeyler vardır. Anlatalım bir daha bunları izin verirseniz. Tabii. Bu borç 10 milyon isterlin. Bunu şu anki belediye başkanına da soruldu. Arif Salih Kırda da sordu bu soruyu çoğu kez. Evet. Ve şu anki seçilen arkadaşımız bile dedi borç yapılmış ve temlik olarak verilmişti. Maliye Bakanı Sayın Ersin Tatar tarafından ve o günkü hükümet tarafından temlik olarak edilmişti. Ve 39 taksitte kesildiydi. 21 taksit kalmıştı. İki yol vardı önümüzde. Ya sinip kalacaktık. 21 taksit de bizim dönemde katkımızdan kesilip ödenecekti özel finans kuruluşuna. Ya da bu işi davaya götürecektik. Davaya götürdük biz. Mahkeme kararıyla bu sonuç üretildi. Ve 14,5 milyon istilin olduğuydu şey. Para peşin faiz uygulaması anlaşması yapılmıştı. Çünkü 5 milyon 215 bin pound kaldı. Ya sinip kalacaktık 21 taksit çerçevesinde kesilip ödenecekti bu para. Çünkü temlikliydi sizin eliniz kolunuz bağlı. Tabii tabii. Ona yapacak bir şeyiniz yoktu. Biz de davaya götürdük. Yüksek mahkemede görüşüldü. Özel finans kuruluşu da dahil edildi bu sürece. Ve bunda biz mahkeme kararıyla 1 milyon 715 bin pound indirim yapmak durumunda kaldı özel finans kuruluşu. Geldiğinde borç ne kadardı? Gittiğinde ne kadardı? Şimdi eğer yasal değilsaydı, bu durum... Bu yasallığı, yasa dışılığı yapanları biz yapamadık buyursun şu anki yönetim dava etsin. İşte bak bakınız onlar var. Bu dava, onlar var. Bu davayı başsavcılık yapar. Belediye değil yapar. Örneğin mesela bu yargı işinin peşine neden düşmediniz siz? Düştük ve işte partiniz ki onu ikinci bölümde konuşacağız. Hani neyse bakın bir şey söyleyeyim. Hesap soracaklardı ya tamam. Kurulan hükümetimiz onu tamam. Da konuşacağız. Bir cümleyle ekleyin bunu devam ediniz. Görecek ne kadar hesap sorulacak bu anlamda. İzleyip göreceğiz. Tamam işte sizin mensubu olduğunuz partidir yok, başka. Biz yapamadık. Partiyle ilgisi yok. Gözümüzü hükümet seveyim. İstedikten hükümet sonra meselesi bu işlerin peşine düşerse hiç bunlar olur. Yoktur. Bu iş başsavcılık bağımsız bir kurumdur başsavcılık. Hükümetle hiç ilgisi yoktur. Başsavcılık eğer isterse Sayıştay bizim dönemimizde bu raporu açıklamadı. Derhal açıklasın bu raporu. Çıksın ortaya bu rapor ve başsavcılık bu rapora göre de dava sürecini devam ettirsin. Hükümetin etkisi olmaz derseniz katılmam size orada. Bence yoktur etkisi. Peki. Yargı isterse bunun üstüne gider. Sayıştay ile hükümetin bir ilgisi mi var? Ben söylediğimi tekrar ediyorum. Hükümet isterse bu iş olur. İlgisi, benim söylediğim hiç ilgisi yok. Peki. Bir soru daha vardı. Onu da soralım. Daha sonra devam edelim. Tamam. Geldiğinde borç ne kadardı?
Şimdi gidiyor borç ne kadar demiş bir izleyicimiz. Borç aynıdır. Borca değişiklik yok. Borç bir tek banka borçları azalmaktadır. Sigorta ihtiyaç sandığı da artmaktadır. Orada da çok eleştiriliyorsunuz tamam. Sayın Fellahoğlu. Yani bakın. İşçinin, emekçinin partisi CTP 13 ay yatırmadı bu işçilerin sosyal yatırımlarını diye. Ya gözünüzü seveyim ne olur lütfen anlayın artık. Nasıl anlatalım size? Önümüzde bir tane daha bulmadık. 18 milyon kaynak yarattık. Geriye dönük 5 maaş ödedik biz. Doğru. E nasıl o zaman bir işçinin, emekçinin partisi CTP yatırmıyor? Hayır ben söylemedim bunu siz söylediniz. CTP söyledi. İşçinin, peki, emekçinin sosyal hakları yatırılmadan çalıştırılması ihanettir, vatana ihanettir demedi mi CTP? Siz öyle kazandınız. Hayır öyle bir şey söylemedik biz. İhanettir, yatırılmadı, gelecek yatıralım demedik. Biz 64 milyon nasıl yatıracaktık? Türküyle mi yatıracaktık? Hayır en azından diyorum sizin döneminizde, sizin döneminizde siz neden yatırmadınız? Para oldu mu da yatırmadık? Peki. Para oldu mu da yatırmadık? Hayır. Para olduktan sonra herkes yatırdı. E nasıl yatıracak? Bu, yani bunlar nasıl neden yatıracak? Kaybettiğinizle ilgili konuştuğumuz için Mustafa soruyorum Bey, bak, bunları. Bunları bence konuşmanın hiç zamanı değil. Olan oldu artık. Peki. Yatıramadık, edemedik. Yeni bir dönem var. Önlerinde de 4 yıl vardır. Buyursunlar yatırsınlar. Buyursunlar yatırsınlar. Memnun olurum. Nasıl yatıracakları soruldu genlere televizyonlarda. Çalışıyoruz üzerinde dediler. Bir yolunu bulacak dediler. Seçim süreci böyle geçti. Neyse göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz birçok şeyi. Peki. Hep birlikte göreceğiz. Partiyi değerlendirelim. Taş gibi arkamızda dursaydı böyle olmazdı dediniz. Taş gibi arkamızda dursaydı meselesi değil. Ben öyle demedim. Parti taş gibi dursaydı. Evet. Örneğin bütün partililer dört elle sarılsaydı. Bu şer ittifakı karşısında biz gene başarılı olurduk. E ben ne dedim? Aynısını söyledim ben parti de. Parti arkasında dursaydı değil, arkasında durma meselesi. Parti dursaydı, taş gibi dursaydı. Evet. Yani sanki birileri arkamızda durmadı. Birileri parti zaten biziz, arkadaşlarımızdı. Bu arkadaşlar daha önceki yıllarda olduğu gibi, yani örneğin bir önceki seçimde. Evet. Kenetlenip birbirimize çalışmadık. Yeterince parti kadroları katkı koymadı. Artı bazı partililer Facebook'larda onda bunda aleyhimize konuşmalar, yazmalar, cızmalar da oldu. Bunun da etkisi oldu. Hala daha parti üyesi olan bazı insanlar seçim döneminde gitti benim aleyhime kampanya yürüttü. Oyları inceledim ben. Cumhuriyetçi Türk Partisi belediye meclisi adaylarına çok mühür çıkan yerde size o kadar oy çıkmadı. Ki doğru, bu çok enteresan bir şey. 8 meclis üyesi çıkarttık biz. TDP, Baraka, BKP 6 çıkarttı. Bu da bir şey ifade ediyor herhalde değil ya. Mi? Bir anlam vardır burada. Peki. Öyle bundan olur. Öncesini bitirdik. Bundan sonrasına bundan sonra gelelim. Kan akacak mı? Akması lazım mı? Yani bakın bundan şimdi biraz konuşalım ama burada geçeriz buyurun. Ona da. Şimdi mesela seçilen arkadaşımız hayal üretip hayal satmayacağım diyor. E seçimlerde hep hayaldi ama. Seçimlerde hep hayaldi. Katı atık yönetimi, terminal, sigorta, ihtiyaç sandığı hep bunlar yatacak. Değil mi? Belediye pazarı, toptancılar hali, tiyatro bitecek. Yok bunları şimdi isterik görelim yani bunları. Hep beraber izleyeceğiz, takip edeceğiz, sorgulayacağız. Ha olursa da mutlu olacağız. Hayal miydi, rüya mıydı, gerçek miydi, değil miydi de göreceğiz hep beraber. Ama seçimden önce başka, şimdi seçimden sonra başka da olmamalı bu iş. Siz geçen yıl seçimi kazandıktan bir iki gün sonra evet. Ben sizi aradım telefonla ve dedim ki tebrik ederim. Bir Lefkoşalı olarak gönülden hı hı. Her türlü yardıma hazırım. Dün aynı şeyi bu kez de kazanan Sayın Mehmet Armanca'ya yaptım. Evet. Dedim ki seni tebrik ederim. Bir Lefkoşalı olarak elimizden gelen
bütün yardımları sana da göstermeye çalışacağız. Çok doğru. Sizin döneminizde de ben halktan bir destek gördüğünüzü düşünüyorum aslında. Çok destek gördüm. Gördünüz. Evet. Çok yani destek gördüm. Onun da hakkını verirseniz eğer önemli çok olur. Hep söyledik. Beni ayakta tutan, umudumu korumama yardımcı olan, inancımı yükselten dayanışmalar oldu. Ben bunu defalarca söyledim. Bu akşam söylememiş olabiliriz. İyi oldu hatırlattığınız. Müthiş dayanışmalar gördük biz. Çünkü inandı bize insanlar, güvendi. Güven duyulan bir belediye değildi. Şu an güven duyulan bir belediye devrediyoruz biz. Ve ayakları yere basan bir belediye devrediyoruz. Geriye dönük 5 maaş kadar 18 milyon para ödedik biz çalışanımıza. Evet. Nereden bulduk bu parayı da ödedik? Havadan gelmedi bu para. Kendi yarattığımız katma değerle bu parayı ödedik çalışanımıza. Ve önündeki en önemli sorunlarından bir tanesini sendika başkanı habire söylerdi. Angarya çalıştırılır, angarya öderik. Ha bir şey daha söyleyeyim. Biz buyurun. Sendika başkanını çalıştıramadık hiç. Gezdi dolaştı onun içinde hep habire. Lütfen bu arkadaş çalıştırsın kendisini. Herkesi çalıştırsın. Sayın Bozat'tan bahsediyorum. Sayın Bozat'tan bahsediyorum. Özel odası vardı. Bir kalem oynatmadı. O da bir çalışandır. Bu bir öz eleştiri. Birkaç tane eski sendikacı. Çok değil. Yani bazı sorunlar bu anlamda yaşandı. Şimdi yeni bir dönem başlandı. Evet. Biz herkesi çalıştırmaya çalıştık. Ama bu dönem bir geçiş dönemiydi. Bu dönem zor bir dönemdi. Şimdi biz öyle bir belediye devrediyoruz ki bizden çok daha şanslı durumdadır şu an kazanan arkadaşımız. Ve biz şunu da söyleyeyim. 15 tane belediye meclis üyesi yenilendiydi. 7 tanesi eskilerden kalmaydı. Şimdi tamamen yenilenmiş bir meclis vardır. Ve ayakları yere basan bir belediye vardır. Devlet katkısı sıfırdı biz göreve geldiğimizde. Şu an 1 milyon 400 bin lira her ay geliyor belediyemize. Uyguladığımız mali ve ekonomik politikalar sonucunda bunu elde ettik. Sıfırdı. Bakın. 1 milyon 400 ne kadar fark vardır arada. Ve bir önemli engeli ortadan kaldırdık. Çalışanımızın yüzünü güldürdük. Şunu merak ediyorum ben Sayın Fellahoğlu. Çok sevilen birisisiniz siz. Yani sadece CTP'de değil. Özellikle Lefkoşa halkı sizi çok seviyor. Bir seçim uzmanısınız da diyebiliriz. 16. sıradan milletvekili seçilmişliğiniz var. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin başkanlığına aday oldunuz. Orada da seçildiniz. Hissetmedi miydiniz kaybedeceğinizi? Yani önlemini alabilmek için ben soruyorum. Ben iki şeyi kestiremedim. Açık söyleyeyim. Bir, yani dedim ki ya halk görecek ya bizim neler yaptığımızı, nasıl bir belediye devraldığımızı hatırlayacak 7 Nisan 2013'ü de bu halk. Ve biz 14 ay ateşlerin içinde mücadele ederek, bin bir zorluğuyla mücadele ederek halka hizmet eder noktaya taşıdık bu belediyeyi. En temel belediye hizmetleri verecek durumda değildi. Giderek bunları vermeye başladık. İyi niyetli olarak, özverili olarak, kurumun çıkarlarını gözet, popülizm yapmadan, zerre kadar popülizm yapmadım. Halkın göreceğini düşündünüz. Göreceğini, anlayacağına inandım ve bize sahip çıkacağı, nasıl bir yol yürüdüğümüzü halkın görüp anlayacağına ve yani bu halk da artık kim hizmet eder, kim ne yapar iyice değerlendirip ona göre hareket edeceğini, sütten ağzı yandı yoğurdu üfleyerek yiyeceğini düşündüm. Bu bir. İkincisi bu, ittifakın bu kadar organize olabileceğini kestiremedik. Müthiş. Tersini organize. Yani sanki dananın arkasındaymış gibi gözüküp evet, de. Sağ gösterip müthiş bir operasyon yaptılar. Kutlarım yani Sayın Eroğlu'nu ve bu işi başaranları, TDP'yi, BKP'yi, Baraka'yı, DP'yi özellikle ve UBP'nin de bir kısmını kutlarım. Müthiş bir operasyon yaptılar. Müthiş. Dediler ki biz bu CTP'nin bu galelerini tek başımıza adaylar göstererek yıkamayız. Mausa'yı, Girne'yi, Lefkoşa'yı alabilmemizin tek yolu var. Oturdular. Çok gizli bir iş yaptılar.
Yani CIA'ye dur onda der. Şimdi ben iki gecedir şunu söylüyorum. Pazar evet. akşamından beri, seçimler bittiğinden beri şunu söylüyorum. Evet. Sayın Eroğlu bir tez konusudur bu ülkede. Tez konusudur. Kesinlikle. Oturulup tamam. üzerinde gerçekten araştırma yapılması ha. gerekir Doğru. bir siyasidir. Doğru. Böyle bir organizasyonu müthiş bir şekilde yapıp yönetmek iskelede. Bir tarafta 20 yıllık belediye başkanı var, bir tarafta milletvekili var, bağımsız kazandı. Müthiş Sayın ya. Halil Orhan'a bir sene sonra sen görün dediğini biliyoruz. Bak. Yani seçim. Yalnız olduğumuzda sevgili izleyiciler Sayın Fellahoğlu'nu şimdi bırakalım, o daha rahat konuşsun. Onu yolcu ettikten sonra bunları çok detaylı konuşacağız. Buyurun Sayın Başkan. Çünkü açılırsam yani ben giderim bunlarda. Seçim kazanma konusunda doğrudur. Önemli bir tez ve önemli bir başarı var kendi açılarından. Ama memleket ne kazanacak ve bu kurumlar ne kazanacak göreceğiz. Ben ciddi endişe duyuyorum. Bu tezi organize eden ve hayata geçirenler bu memleketi mahvettiler. Bu memleketin kurumlarını mahvettiler. Popülizm yaparak, sırf seçim kazanmak için her yol mübahtır diyerek ve kazandıktan sonra da hem memleketi mahvettiler hem kurumlarını mahvettiler. Ben hep şunu söyledim. Eğer popülizm yaparak, eğer bu şehrin geleceğinin önünü tıkayarak seçim kazanmaksa ben bu kazanmayı istemiyorum dedim. Ben çok kimseyle mücadele ettim. Belediyemizin ve halkımızın toplumsal ve kamusal çıkarları nedeniyle. Çok kimseyle mücadele, çok kimseye hayır dedim. Ben diyebilirdim bu 14 ayda ya kısa bir süre geçiş süresi. Ne şiş yansın ne kebap, ona da buna da gülücükleri dağıtalım. Biz öyle bir politika uygulamadık. Uygulamadınız Sayın Başkan ama birkaç kez televizyonda siz konuğumken mi yoksa değilken mi dile getirdiğim ve sizden yanıt beklediğim bir şey vardı benim. Bunu, personelle ilgili? Evet. Tamam konuşalım bunu, onu da. Bir cümle söyleyeyim ona tabii, göre. Tabii. Bunu da açalım çünkü çok önemli. Açalım. Bu personel yapısıyla bu belediye yürümez. Ya maaşlar kesilecek ya personel azaltılmasına gidecek diye seçimden önce bunları konuştuk. Ben de söyledim. Siz de söylediniz. Çok doğru. Sonra seçimler bitti. Hı hı. Bakın reddedebilirsiniz yine. Ama ben biliyorum bunu. Siz çalışanın hakkına dokunulmamasını, çalışmayanın işten çıkıp personel azaltılmasına gidilmesi gerektiğini savundunuz. Reddedebilirsiniz bunu ama ben bunu söylüyorum. Partiniz buna hayır dedi. İşten çıkarılma olmayacak dedi. Sonunda da çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Kabak sizin başınıza patladı. İşten çıkarma yapmadığınız için. Şimdi bugün bile hala daha mesajlar var. 500 kişi bile durdurun. 500 kişi durdurulmazsa belediye zor kurtulur gibisinden. Yanlış bir davranış değil miydi bu? Tamam ya bak. Yani aynı şey siz de söylediniz. Konuşalım bak. Buyurun. Şimdi. Buyurun. Şimdi diyelim ki. Biz bunu yapmak istedik. Şu veya bu anlatacağım ne için yapamadığımızı da yapamadık. Tamam. Peki bu insanları alıp bu belediyeyi mahvedenleri işbirliğini yapıp hem Mausa'da hem Girne'de göreve getirmek ve şimdi TDP'li arkadaşımız onu bu yönde bir suçlama yapamam. Yani popülizm öyle bir zaten ilk defa böyle bir kurumun başında olmuş olacak. Tabii. Ama diğerleriyle aynı ittifak işbirliği yaptı ve aynı zihniyetteki insanları Girne ve Mausa'nın başına getirdi. Ama onlar da yeni. Efendim? Yani Mehmet Bey'i suçlamıyorsunuz Sayın Harmancı'yı ama Sayın Arter'i suçluyorsunuz. Niye? Suçlama değil. Şimdi bakın. Lefkoşa Türk Belediyesi'ni hangi ittifak bu hale getirdi? Yine Eroğlu ve Serdar Denktaş ittifakı değil mi? Şimdi Mausa'yı da bugün ben İsmail Arter'i tanırım. Kişiliğine tek bir sözüm de yoktur. Hı hı. Ama arkasındaki güçlere bakarım. Ulusal Birlik Partisi Eroğlu ve DP hükümetidir. DP kanadıdır. Doğru. Ve duyarım ki bir sürü de sözler verildi insanlara. İşe konulacak diye. Endişe ederim. Yani bir uyarıda bulunuyorsunuz. Siz ciddi bir uyarıda bulunuyorsunuz aslında. Bütün topluma ciddi bir uyarıda. Herkes takip etsin. Bu iki belediyeyi ve izlesin ne olur. İzleyelim ve fırsat vermeyelim popülizme yedirmeyelim bu belediyeleri fırsat vermeyelim. Çünkü bu bahsettiğim kesimler işte Lefkoşa Türk Belediyesi bu hale getirenlerdir. Ve aynı ittifaklarla bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi bakın
İşçi hatları, iş personel giderleriyle ilgili. Siz de aynı fikirdeydiniz. Önce onu bir temizleyelim. Personel giderleri azaltılması gerekir. Bakın tamam. Gene söylüyorum. Tamam, devam ediniz. Benim yapamadığım, yapmak isteyip de girişim de yaptım. Ancak başaramadığım yegane iş vardı. Daha önce de söyledim. Personel giderlerini azaltmak konusudur. Evet. Ben bu Sayın Eroğlu UBP ve Sayın Serdar Denktaş DP ittifakının sonucunda 2006 ve 2010'da seçtirilen başkan ve yönetim anlayışı bu belediyede 380 kişiden aldı belediyeyi ve bir ara 1100 kişiye kadar çıkarttı. Evet. 1100 kişiye biz geldiğimizde 935 kişiydi. Biz 35 kişi azaltabildik. Hı hı. Bir insan dahi biz işe almadık. Bir insan dahi. Ve netice itibariyle 18 tane de memur vardı. 460 memur yaptı bu anlayış belediyede. 460 memur. Ve kadrolu. İntibak komisyonu, başbakanlık, personel dairesi, İçişleri Bakanlığı ve diğer belediye, sendika ve belediye meclisi yetkilileri tarafından oluşan intibak komisyonu bu insanları kadroladı. Ve halkımız bunu hiç sorgulamadı. Sorgulamadı, kadroladı bu insanları. Tamam. Benim sorduğuma gelecek. Ona geliyorum. Tamam. Geldik girdik biz bu yapının içerisine. Ben oda oda gezdim, personelle konuştum. Dedim ki ben memurun aile yardımı almasına karşıyım. Gelin bu aile yardımından vazgeçin. Bir insan yalnızlatma şimdi keseceğiz, azaltacağız. Burada bunu söylemek kolaydı. Gel belediyenin içine gir de orada yap bunu bakalım. Hayır, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Neyi söylemeye siz çalışıyorsun? Çalışanın kazanılmış haklarına evet. dokunmamayı savundunuz. Müsaade edin bitireyim tam net anlaşılsın. Ben zamanım çok geldi. Müsaade ederim ben. Siz, sorun yok. Siz çalışanın kazanılmış haklarına dokunulmaması taraftarı olduğunuzu ama çalışmayanın disiplinin ve personel fazlası olan kişilerin işten çıkarılması taraftarı olduğunuzu söylediniz. Partiniz size bu kişileri işten çıkarmanıza onay vermedi diyorum ben. Bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Neden doğru Peki. değildir? Onu anlatacağım. Tamam. Biz girdik bu yapının içine ve gördük ve biz partideki arkadaşlarımıza da anlattık. Bir tek yapılması gereken bazı kazanılmış haklar olarak geçerli literatüre evet. bunlardan vazgeçmek olmalıydı. Ya da bir yasal düzenleme yapıp belediye personel sayısını azaltmak gerekirdi. Yapılması gereken budur. Belediyedeki personel belediyedeki maksimum sayıya göre şu an yeterlidir. Yasaldır. Orada bulunanlar 881 tane kadrolu ve geçici de çalıştıra. Biz tam yasallığın içerisinde tuttuk bütün çalışanları. Ama bugün Manusa'da 550 kişi alabilin yasaya göre. Yasa sana 3 ayda bunları doldur demez. 20 senede ihtiyacın olduk sonra. Manusa'da 282 kişi çalışır bugün. İnşallah 500 kişi olmaz. Batırsınlar onu da. Daha önce batırdıkları gibi. İnşallah. Her fırsatta buna söylemeye çalışırım. Tabii. Gezdik bütün odalara ve söyledik çalışanlara. Ya arkadaşlar elektrik kurumunda 6 kişi hayatını kaybetti. Nerede çalışırdı bunlar? Memur olarak çalışmazlardı hiçbiri. Arızada hatta trafoda çalışanlardı. Bizim belediyemizde 2 kişi hayatını kaybetti dışarıda. Siz önemli bir görev yapıyorsunuz. Ama gelin ne olur bu aile yardımından kimisi 500, kimisi 800, kimisi 1000 vazgeçin. Ne dedi bize insanlar bilirsiniz. Benim cebime giren paraya kimse dokunamaz dedi. Dokunduğunuz arada bu iş biter. Kredi yersiniz. Onun için bana sordular sendika ne çağrıştır? Kısa cevaplar. Değişim dedim. Değişimdir. Sendika bizden fazla düşünmesi gerekir. İş yerinin durumunu, belediyenin durumunu. İzleyici mesajları da var. Diyor ki sendika neden sizi desteklemedi? Yani sendikayla çok gelgitler yaşadık. Sendikada iki başlılık vardır. Onu söyleyeyim. Bak bir eskiler vardır. Hani kaldılar dışarıda. Onlar devamlı sendikayı kontrol etmeye çalıştı. Ve örneğin bu kazanılmış haklardan herhangi birisinden bir adım geri atacak olsaydı sendika, öbürleri müthiş şeyler yapmaya başlardı, provokasyonlar yapmaya başlardı. Şimdi yapı evde otururken böyle mesajlar atmak kolaydır. Çok kolaydır. Ben size söyleyeyim veya burada konuşmak da kolaydır. Oraya gireceksin,
Ve orada yapacaksın bu yazılanları ve söylenenleri. Ama hamama giren de terler. Siz kendiniz girmek tamam. istediniz. Biz terledik terleyeceğimiz kadar. Tamam. Bizden bu kadar. Halk bu kadar dedi. Yeni bir arkadaş var. Göreceğiz. Peki izleyici göreceğiz. Mesajlarımızı okuyalım. Dilerseniz eğer hızlı hızlı hepsini okuyalım. Çünkü bazılarına yanıt verdiniz. Sayın Fellahoğlu halkın isteklerini karşılayamadığını niye kabul etmiyor? Niye dağıttığı eski kitapçıktaki vaatlerini yerine getiremedi? Bu konu da çok konuşuldu aslında. Dilerseniz eğer not alınız tümünü birden konuşalım Sayın Başkan. Neyse yani böyle kısa kısa cevap Peki kısa kısa buyurun aynı nasıl yani isterseniz. Sonuçta. Biz iki tanesinin vaadini yerine getirelim. Bir toptancılar haini getiremedik. Onun da yerini eski hükümet aldı, merkezi yönetime aldı. Bir bakanlar kurulu kararıyla. Zaten paramız da yoktu, yapamazdık. Onu da söyleyeyim. Bir de hurdaları toplayıp güneye satıp para kazanacaktık. Öyle bir proje üretildiydi o zaman. Bu ikisini yapamadık. Onun dışında hepsini yaptık. Hepsini yaptık diyorsunuz. Hepsini yaptık evet. Peki. Devam edelim. Halkın kararına saygı duyulmalı. Halk değişimden yana tavır koydu demiş. Geneline bakacak olursak aslında bu değişim lafı çok konuşuluyor. Yani ya ben, 28 belediyenin 15'i değişti. Şimdi bir şey söyleyeyim. Ben karar saygı duyarım. Ama ne olur onlar da bu ittifakın olduğuna kabul etsinler. Ondan da ona saygı duysunlar. Ve değişim nedir yani? Şimdi değişim kimse kusura bakmasın ama yani değişim evet genç, dinamik bir ekip çalıştı, etti. Ama yanlarında da yaşlı da bir insan vardı. Çok yaşlı. Benim hatırıma bu genç arkadaşa da oy verin diyen de bir anlayış vardı. Hayır izleyicimiz burada Lefkoşa için söylemiyor sadece. Genelden bahsediyor. Genelde değişim. Ben de onu sordum. 28 belediye başkanının 15'i değişti dedim. Yani halk artık değişime yöneldi demek istiyor izleyicimiz. Ama değişim komple bir şeydir. Yani sadece başkanların değişmesi değil zihniyetin de değişmesi. Şimdi eğer bu değişim bize popülizmi yeniden hortlatacaksa. Ki ben samimi olarak söylerim, ciddi endişe duyarım. Ne yapayım ben öyle değişim. Vallahi bu sizin dediğiniz olabilir mi? Olabilir. Çünkü göreceğiz. Daha bir yani bir yıl bile yok. 9-10 ay sonra seçim var gene bu ülkede. Evet, büyük bir seçim göreceğiz. Var. Olur mu olur yani bunlar. Dediğiniz gibi takibini yapmak hem sizin hem bizim görevimizdir Kesinlikle. Bunun. Evet. Ve yapacağız da. Katli Bey Sayıştay'la beraber çalışacağına personelle çalışsa bugün böyle olmazdı demiş. Ne demek bu? Yani Sayıştay'la acaba daha yakın mesaide bulundunuz? Kimiyle çalışacaktık? Personelle demiş izleyici. İşte mesele nedir bilin? Bazı personeller vardır. Ben birkaç tane var bu belediyede. Kendini personel olarak görmez zaten. Baş yönetici olarak görür. Peki. Onlar biraz artık başlasınlar bence diğer çalışanlardan hiçbir farkı yoktur. O herhalde onlardan birileridir bunu yazan diye düşünüyorum. Peki birçoğunu cevapladınız bunların. Sayın Başkan CTP'liler bile size Sayın Başkan CTP'lilerin bile size oy vermediğini düşünüyorum. %38'in üzerinde aldınız bir yıl önce. %35 idi 7038 oydu bak. Doğru konuşacağız. %35, 7038. Katılım yüksekti. %59'udu. Şimdi %33'dür. 5800'dür. Aldığımız oy. O civardadır. Yani 1200 civarında oy aşağıya düştük. 1500. 7000'dir peki. 7038, 1580. Katılımın az olması... Sizin Yok 5800 için, pardon. Sizin evet. için avantaj mı oldu dezavantaj mı? Dezavantaj oldu. CTP'liler sadıktı hani oylarına. Mutlaka gidip destek verirlerdi. Yani bir tahmindir. Ben bize yaramadığını düşünüyorum. Yaramadığını düşünüyorsun. Evet. Peki Sayın Başkan bundan sonrasını konuşalım şimdi. Konuşalım. Neler olur CTP'de? CTP'de neler olur? Bence olması gerekeni konuşalım. Tamam. Olması gereken bana göre parti disiplinine uymayan parti tüzük yönetmelikleri uygulanır ve parti yolunu yürümeye devam eder. Ciddi sorunlar vardır. Bunlar açığa çıkmıştır. Bunun gizlisi saklısı yoktur. Bunları yok sayamayız. Kamuoyu da biliyor artık. Yani bu sorunları parti disiplini içerisinde parti yetkili kurullar oturup bunu değerlendirecek. Parti tüzük yönetmeleri ne derse onlar uygulanacak. Benim de bir hatam eksiğim varsa beni de değerlendirsinler ve
Ne gerekirse de ben, yani benimle ilgili örneğin bir karar üretilirse de ben ona uyacağım ve saygı duyacağım. Hükümetten çekilinmeli midir sizce? Ben açık söyleyeyim, DP ile hükümet kurulmasına, Merkez Yönetim Kurulu'ndaydım, hep karşı çıktım. DP'yi güvenilir bulmadım, hep samimiyetsiz buldum. Hiçbir zaman bir parti gibi olmadılar. Bir yıl boşa zaman harcandı. Gel gitler, çocuksu davranışlar, sandalyeyi alıp başbakanın yanına oturmalar. Yani memlekette çok ciddi sorunlar var. Bence bir kişisel düşüncemdir bu. Onu söyleyeyim. Bir an önce Demokrat Parti ile yani bu ittifakı yapan olduğundan değil, UBP de bir şekilde bu işin içindedir. Ama ben DP ile bu işin olamayacağını zaten başından da karşıydım. Onu söyleyeyim. Hı hı. Yaşandı ve görüldü. Bir gün dahi bu memleket için kayıptır. Demokrat Parti ile hükümette olmak. Zaten Demokrat Parti bugün tamamen özellikle Hasan Taçoy vasıtasıyla Sayın Eroğlu'yla direkt temas içindedir. Direkt tamamen DP'yi Sayın Eroğlu kontrol ediyor diye düşünüyorum ve CTP, BG, DP hükümetinin bu topluma, bu ülkeye faydalı olacağına inanmıyorum. Yarından bir gün bile kayıptır dediniz. Evet. Yarından tezi yok. Başbakanımızın bu hükümetin istifasını sunması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yani yarın yani bir olmaz gün mı bile kayıptır dediğiniz için. Ama girişimlerin başlaması gerekir. Adımların başka bir hükümet modeli üzerinde. Mesela CTP, UBP hükümeti olabilir. Ha, olmazsa da kursunu UBP, DP ile ya ne yapalım yani. Ve TDP çünkü yetmiyor. TDP de kuracaksa kursun zaten yakın temasları oldu bu seçimde bayağı. Olabilir yani. CTP hükümette de kalabilir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Muhalefette. Özür dilerim, muhalefette. Şöyle bir şey var Sayın Başkan. Bu arada suyunuz orada. Onu da söyleyelim. Tamam. Biraz sıcak stüdyo sevgili izleyiciler. İdare etmeye çalışıyoruz. Suyu da bol bol tüketmek lazım. Kesinlikle. Zaten. Kimle konuşsak CTP'de. Bir karışıklık var CTP'nin içinde. Kimse anlayamıyor. Sanırım CTP'liler de anlayamıyor. Kimle konuşsak CTP'nin içerisinde. Benim kişisel fikrim bu hükümetten ayrılmamız gerektiği yönündedir diyor. Öyle mi? Evet. Ama bir türlü de CTP hükümetten ayrılmıyor. Şimdi bütün bu olanlardan sonra hep 2006'da, 2006'yı hatırlayalım. Ben bu örneği sık sık veriyorum. İlerleyen dakikalarda da bunun üzerinde de konuşmaya çalışacağım. 2006'da bir Kutlay Bey kaybettiği için ve Cemal Bulutoğlu kazandığı için neler neler oldu. CTP'nin tarihi değişti orada. Hükümeti bir an önce bozdu gitti, ÖRP ile kurdu, yapamayız, bunlarla olmaz dedi. Şimdi Katri Bey mi daha değersiz Kutlay Bey'den, Sümer Bey mi, Oktay Bey mi, yapılan ittifaklar var ortada bu kadar ve siz açık açık söylüyorsunuz DP'nin bu işin içinde olduğunu. Kesinlikle %100 eminim bundan. Peki bütün bunlar varken nasıl olacak da bu hükümet devam edecek? Yani eder mi eder onu da söyleyeyim size. Koltuk dersiniz, yapışırsınız koltuğa, parti olarak bozmazsınız. O da olabilir. Ama neden bir türlü CTP bu dirilişi, bu direnişi gösteremiyor kendi içerisinde? Şimdi bakın koltuk diyorsunuz ama koltuklar... Ya başka açıklama bulamıyorum. Hayır, halka hizmet içindir. Biz de oturduk bir koltuğa, biz halkımıza hizmet ettik. Evet. O ne o koltuktan yapışıp kalmak istedik, ne malandık, ne onu yaptık, ne bunu yaptık. Gittik bir görev verdi bize, halk bir ödev verdi. Ödevimizi yerine getirdik, gittik seçime. Halk uygun görmedi. Teşekkür ederim beni destekleyenlere, desteklemeyenlere de saygım var. Öyle düşündüler, öyle inandılar, öyle yaptılar. Ha, zaman bize gösterecek kimin doğru, kimin yanlış olduğunu da. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir süreç başlıyor. Göreceğiz. Yani çünkü insanlar bazı olaylar olur, onun etkisi altında kalır. Bir karar verir, o karar doğru mu değil mi? Zaman gösterecek bize bunu. Sayın Başkan, sol kesimden çok ciddi eleştiri alıyor CTP. Sol kesim derken? Yani işte bu saymış olduğunuz TDP'si, aha, Barakası, YKP'si, BKP'si ve daha birçok örgüt biliyorsunuz. Hı-hı. Solda yeni bir şey çıktı, çok enteresan o da. Üç kişiyi bir araya gelir gelmez hemen bir örgüt kuruyorlar. En son geçenlerde de devrimci bilmem ne bir şeyler kurdular. Ortak muhalefet var. Var da var yani. Çok kırdığınızı düşünüyor bu insanlar CTP'nin solu. Sizin yani. Siz derken CTP'den bahsediyorum. Anladım. CTP'nin
CTP dışındaki sol kesimleri çok kırdığını düşünüyor. Siz katılıyor musunuz buna? Ben katılmıyorum. Ne yaptık ki de kırdık yani? Yani dışladığınızı kendilerini. Yok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Saygı, mesela örneğin ben Baraka'nın verdiği mücadeleye saygı duyuyorum. BKP'nin de verdiği mücadeleye saygı duyuyorum. Ama kırma yok. Niye kıralım ki? Biz çatışmıyoruz da bu arkadaşlarla biz. Onlar kendilerine göre bir yol izliyor, onu yürüyor. Biz parti olarak bir yol izliyoruz ama kırma yok sanmıyorum yani öyle bir şey. Öyle bir algı oluştuysa da doğru bir algı değildir diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorsunuz. Peki şimdi önümüzde bir süreç var yaşanacak olan. Bildiğim kadarıyla Perşembe gecesi diye biliyorum ben. Yanılıyor olabilirim. Perşembe gecesi CTP parti meclisi var. Yani şey mesaj geldi ama ertelenebilir diye bir konuştuk bazı arkadaşlarla bilmiyorum. Olur mu olmaz mı emin değilim. Çok rica edersen beni de alabilir misiniz o toplantıya? Orada olayım isterim. Olabilir mi? Yani şeye gel orada misafir ederiz. Yok içerisini isterim ben bir göreyim neler olacağını. Belki o zaman çözebiliriz ne olduğunu. Sizce ne karar çıkar başkan? Ya belki de bu gibi şeylere farklı sizin gibi arkadaşları da alıp sizden de yardım alabiliriz. Yani siz ben daha... talibim diyorum. Önerinizi götürürüm. Ben talibim o akşam yani orada PM'ye... içeride olmaya talibim ben. PM'ye yani girebilecek olan insanlar bellidir. Peki Kanoyu yani öyledir. O işin şaka tarafı. Ama hayır. Ben, ne çıkar? Ben, hayır ben şunu söyleyeyim bak buna da ben varım ha. Yani böyle farklı sizin gibi yani bir görüş paylaşımı olarak yani bir grup oluşturulup onlardan da bir değerlendirme alabilir parti. Neden olmasın yani? Olursa ben talibim diyorum böyle bir şeye ama ben bu toplantıyı özellikle istiyorum. Ne çıkar başkan sizce PM'den? Bence bir şey çıkmaz bu sıcak ortamda. Yani ne çıkar derken şunu soruyorum. Hükümetten ayrılıyoruz çıkar mı? Bence yani bu aşamada çıkmaz. Daha çıkmaz. 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 Partinin çok önemli isimleri disipline sevk edilir mi? Bu da olmaz bu aşamada. Bunlar olmazsa başkan demektir yani ki siz... Bu aşamada olmaz ama daha dün bir bugün iki... Tamam işte demektir ki siz bu tür krizleri CTP olarak daha yaşamaya çok devam edeceksiniz gibi gözükür. Bunu da neden söylüyorum? Ödül ve cezanın olmadığı yerde disiplin ve başarı biraz zor olur. Bir yıl önceydi basına sızdı CTP'de dönen dolaplar, yerel seçimlerde görüşürüz tehditleri falan. Ne yaptı CTP bir yılda? Hadi bu sıcaktır diyelim. Ne yaptı bir yılda bunlar için? Bir şey yapmadı. Peki. Yapılmadı. Doğrudur söylediniz, yapılmadı. Peki o zaman son söylemek istediklerinizi de alalım. Biz gidelim yavaş. Hayır, varsa eğer yok, söylemek yok. İstedikleriniz tamamdır, dinlerim. Dinlerim, izleyicilerimiz de dinler. Ama gördüğüm kadarıyla yanlış anlamayın. Lütfen çok fazla topa girmek istemiyorsunuz. Yani daha sıcaktır, daha odur, daha budur. Ya yani CTP'nin içerisine bomba düşmüş, ilçe binalarının işgal edildiğinden bahsediliyor. Siz burada bana diyorsunuz ki işte şimdi daha sıcaktır, daha çok konuşmamamız gerekir bunları. Hükümetten ayrılması gerekir. Yoksa bence bir gün bile kayıptır ben diyorsunuz. Ben söyledim ama bak birçok tamam. Arkadaş da söylüyor diyorsunuz. Evet. Ama bunlara karar verecek olan yetkili organlarıdır bu partinin. Şimdi öyle olur mu? Ben bir karar verecek durumda değilim ki. Sonra oradaki yetkili organda bir karar çıkması gerekir bazı kararlar. Artık ben size katılırım. Peki o zaman şuna gelelim. Ben daha çok benim söylediklerime sizin katılmanızdan çok sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Başbakanımız dedi ki Cumhuriyetçi Türk Partisi 14 hedefine ulaşmıştır, başarıdır bu. Katılıyor musunuz buna? Buna pek katılmam. Katılmazsınız. Yani bir başarı var, göreceli bir başarıdır. Ancak eğer benim partim 3 büyük belediyeyi tutarsa ve bunları kaybederse bunları kaybetmiş olmamızdan dolayı bir başarısızlık vardır. Evet, kazandığımız belediyeler de çok önemli. Hep birçoğu da zaten batırılmış durumda, zor durumda. Yani bunları aldı partimiz, güzel. Ben inanıyorum ki arkadaşlarımız çok başarılı olacak ama 3 tane büyük belediyeyi kaybetmek bu da bizim başarısızlık hanemize yazılması gereken bir sonuçtur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş artık rota Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru dönüyor. Herhalde CTP'de bununla ilgili, çünkü bu seçim bitti, çalışmalara başlayacaktır. Anayasa var, onu da soracağım size ama parti içerisinde aday konusuyla ilgili,
izlenecek strateji konusuyla ilgili çelişkili düşünceler var mıdır size göre? Aday konusunda farklı düşünen kişiler olabilir. Hı hı. Ama partimizin gerçekten güçlü isimleri vardır aday yapabileceği. Ve mühim olan aday yapmak değildir. Mühim olan kazandıktan sonra ne yapacak? Toplum buna odaklanması gerekir. Şimdi aslında hep şeye dönerim ben, bu seçimlere gerçekten bu ders olarak okutulması gerekir. Tez konusudur diyorum. Tez, iki gece ders, evet. Yani bir taşla aslında Sayın Eroğlu iki tane kuş vurdu. Hem yaptığı organizasyonla üç tane, çünkü bu üç belediye eğer CTP'nin elinde olsaydı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önemli güç noktalarıydı bunlar, değil mi? Dezavantajlı kendisi için. Evet. Bunları başardı, CTP'nin elinden aldı. Aldı da ne olacak göreceğiz tabii ki. Endişelerimizi konuştuk. Fakat burada da TDP'ye seçim kazandırdığı görüntüsü vardır. Tabii bunlar TDP'nin oyları değildir. Burada şimdi Sayın Akıncı ne dediydi? Onun içindir ki canla başla uğraştı o da. 70 yaşına rağmen kapı kapı gezdiği, her ne kadar da benim adıma, benim hatırıma oy verin dediği. Yani bu da biraz garipsenecek bir durumdur aslında. Neden? Nasıl benim adıma sana oy vermek, benim hatırıma sana oy vermek olabilir mi ya böyle bir şey? Böyle olur bu işler tabii. Ama böyle olmamalı olur mu? Sen yani tamamsan. Sayın Akıncı çıktı ve hayır Sayın Akıncı çıktı ve dedi ki ben bu Lefkoşa'ya hizmet verdim zamanında. Şimdi de inanıyorum ki en iyi hizmeti Harmancı verecektir. Ona destek verin dedi. Yani nesi yanlıştır bunu anlayamadım ben. Şimdi o başka bir şeydir. Benim hatırıma buna oy verin demek başka bir şeydir. Öyle mesajlar var Sayın Başkan. Diyor ki TDP ile UBP'nin ne yakınlığını gördük Adli Başkan diyor. Yani sizce birlikte mi çalıştılar yoksa düşmanımın düşmanı dostumdur ama geldiği iş? DP ile bunu kesinlikle söyleyebilirim. Tam birlikte çalıştılar. DP TDP. Kesinlikle. Bundan eminsiniz. Evet. TDP'nin %2,5 oyu yoktur ya şeyde Mausa'da. TDP'nin da %40 oyu yoktur Lefkoşa'da. Kesin TDP, doğru. DP UBP'nin de %25 değil oyu. Kesin. Nasıl ispat edeyim ben daha? %25. Nereye gitti bu depo? İzleyici diyor ki DP'yi siz de söylüyorsunuz birlikte. Yani UBP'den diyor UBP TDP çalışması. Tamam. Şimdi bu arkadaş şu attı bu mesela DP'yi kabul ediyor mu? Bilemem ben soramam burada tamam. Kendisi de. Duyar bize atsın ona da bir cevap bize. DP'yi kabul ederse önce bir ona da bir mesaj atsın. O zaman şöyle yapalım. Ben kabul ediyorum DP'nin ama oylarının bak, çok büyük bir oranının Harmancı'ya gittiğini. Ben kabul ediyorum. Bu gerçektir ya. Hayır tabii işte zaten gibi, gerçek olmasa kabul gibi, etmem zaten. Gibi, biliyorum sizi Mustafa Bey. Yani şimdi TDP'liler Mausa'da DP'den önce aday çıkan sonra bağımsızlaşan ansızın odayı desteklemedi. TDP, UBP'ler desteklemedi mi onu? Orada bir ittifak yok mu? UBP de pek kesin TDP için. %2,5'tur Mustafa Bey. Arkadaşın aldığı oy, Mustafa arkadaşın aldığı oy Mausa'da. %2,5. Oktay Bey'e de kaymış olabilir. Yok, belki. Sanmam. Kaysa Oktay Bey'in oyu böyle olmazdı ya. Lütfen. Peki. Yani o buyurun. Sonuçlara bakarak onu da görebilmek gerekir. Burada o UBP'den kısmen gitti. Kısmen gitti. Yani böyle şey değil, çok sınırlı sayıda ama Mausa'daki ittifak beraberdi. Girne'deki ittifak da beraberdi. Ve siz bu işlerin başında da Sayın Eroğlu'nu görüyorsunuz. Evet. Onu görüyorum, evet. TDP organizasyonunda da bir rol olduğunu düşünüyor musunuz? Hangi yani TDP ile de örneğin, siz söylediğiniz için söylüyorum. Örneğin Mustafa Emiroğlu'larına vereceğiniz desteği İsmail Arter'e verin diye Mausa'da TDP içerisinde de bir çalışma yaptığını düşünüyor musunuz? Olabilir. O da olabilir. Veyahut da Girne'de. Olabilir. Ama buradan eminsiniz. Buradan eminim. Evet. Buradan eminsiniz. Peki buyurun devam ediniz başkan. Daha söylemek istediğiniz. Başka ne soru vardı? Başka söylemek istediğiniz neler var? Şimdi burada böyle bir sonuç olunca. Şimdi Mustafa Bey'e sordulardı. Aday olmayı düşünüyor musunuz? Görecek dedi durumu. Halk. Mustafa Bey dedi. Sayın Akıncı. Sayın Akıncı. Evet reddetmedi hiç. Reddetmedi. Şimdi gördü işte %40 oy aldı.
Yani bu onu heveslendirecek aday olmasına. Değil mi? Kesin. Aday olacak. CHP'de de bir aday çıkacak. Burada solun oyları gene bölünecek mi? Bölünecek. Sağ bir aday olarak Sayın Eroğlu'nun şansı daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunlar santraç oyunu gibidir bunlar. Bunlar oturur ve zaten Sayın Cumhurbaşkanı şey değil ya, yani öyle görüşmeleri düşünsün, Kıbrıs Türk halkını gitsin, dış dünyada tanıtsın, haklarını savunsun, toplumsal varlığını, yok öyle bir, bu işlerle uğraşır kendisi. Bunu İnsan da sevdiği işi yaparmış, öyle derler. Bravo, çok güzel anlattın, insan sevdiği işi yapar. Böyledir yani, böyle bir gelenekten geldiği, böyle gidecek. Halbuki bizim Cumhurbaşkanımızın gerçekten bu ülkeyi, bu halkı, bu devleti seviyorsa çıkacak, anlatacak ya dünyaya, buna uğraşacak canla başla. İşte o iş için Kudret Bey'i aldı yanına tekrardan. O yapıyor bu işleri. Seçilmiş insan başkadır. Başkadır kesinlikle. Kesin. Doğru, katılıyorum. Kudret Bey'in de iyi çalıştığını kesinlikle da. Kesinlikle iyi çalışıyor. Onun da hakkını vermek ama lazım. Ama bir Anastasiadis'in pozisyonuyla görüşmecinin, Rum görüşmecinin tabii, pozisyonu. Çok farklı. Bizde de öyledir. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Kudret Özersay'ın pozisyonu ve statüsü ve yaratacağı etki, yaptığı dış temaslar farklıdır. Peki Sayın Başkan, son soru olarak da şunu sormak istiyorum size. Tamam. Yeni, genç, temiz bir başkanımız var Lefkoşa'da. Siz de başkanlıktan ayrılmak üzeresiniz. En önemli tavsiyeleriniz ne olur Sayın Harmancı'ya? Hiç kolay olmayacak ama 4 yıl var önünde, daha çok şanslı var aslında. Bazı yapısal düzenlemelerle ilgili girişim yapsın. Bizim 14 aydı, bir yıldı yani. Dönem de kötüydü. Dönem en kötü dönemdi. Şimdi daha iyi bir belediye devrediyoruz. Bu kesin, bunu 7 Nisan 2013'ten çok daha iyi bir belediyede devrediyoruz. Personel giderlerini azaltsın. Ne yapıp yapıp biz yapamadık. Bir öz eleştiri. Tek yapabileceğim öz eleştiri kendimle ilgili bu. Ancak yalnız kaldım. Çok uğraştım. Çok mücadele ettim. Bu konuda sendika yanımızda yer almadı. Çalışanlar da yer almadı. Ben anlamam dedi. Benim cebime giren parayı ben çıkarıp vermem ya dedik. 460 tane memur, 18 tane memur vardı. Aile yardımı verebilirdi bu belediye o zamanki şartlarda. Şimdi işte 420 tane memur fazlalık yapıldı. 500 liradır bu aile yardımı veremez. Hatta o zaman sendika 200 lira diye pazarlık yapardı İçişleri Bakanı'yla o dönem aile yardımı konusunda. Nazım Bey de o zaman İçişleri Bakanı 500 verelim dedi. 500 verdiler. 500 verdin kaldı. Geri alaman. Çok zor. Gerçekten umarım sendika ve çalışanlar anlayışını değiştirir ve bu koruma sahip çıkma anlamında biz bu anlayışı görmedik. Anlayış görmezseniz de yapamazsınız, onu söyleyeyim. Yapamazsınız. Yıkarlar size belediye. Yani siz halktan destek gördünüz ama çalışandan sendikadan görmediğinizi görmedim. Peki birincisi bu. Personel giderlerini ne yapıp edip bak, azaltsın. Buradan bittik gitti biz. Gittik orada değiliz artık. Değil mi? Ama bu kurumu düşünmek zorunda. Bu kurum hepimizindir. Bu belediyemizdir. Doğru. Başkentimizdir. Hepimiz güçlü olmasını, daha iyi bir durumda olmasını istiyoruz. Ben sendikaya ve çalışan arkadaşlarıma şu çağrı yapıyorum. Ne olur geri adım atın kazanmış haklarınızdan. Ne peki olur. Bu önemli. Başka? Bir, hükümet bize yapmadı. Belki bunlara yapar bilmem. Bir yasa yapsın mı bu belediyeler personel yasasındaki? Personel sayısını aşağı çeksin. Ve bu memurları artık bir kısmını kamuya aktarsın. Çünkü fazlalık olmuş olacak o yeni yasaya göre. Bir kez daha bu belediye için yapsınlar. Bak yolla gösteririm. Kendimce edindiğim tecrübe, öyle akıl, çok akıl tarif etmek istemem yani, başkalarının aklı kesmezmiş gibi, ama burada bunu yapmak isterim. Evet, akıl tarif ederim. Tecrübe, hayır, akıldan çok tecrübelerinizi ortaya koyuyorsunuz. Çözüm, çok ben çözüm arayışları içerisine girdim. Yoktur. Atamazsınız. Atarsanız gidecekler mahkemeye, geri gelecek bu insanlar. Ve tazminat da isteyecekler sizden. Çünkü siz katılamadınız bunlar. İntibak komisyonu katıladı. Yasa yapacaksınız. Atıyorum. İşte 880 asıl çalışan, 20 de geçici çalıştıran bu belediyede bir yasal düzenleme yapacak. Ben çekiyorum. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin, bunun husustaki bir belediyenin personel sayısını 880'e değil 680'e çekiyorum.
Yasa yapacak bu hükümet ve 200 kişiyi devlete aktaracak. Bu insanlar da işsiz kalmasın. Bu belediyenin önü açılsın. Peki. Ben bunları tavsiye ederim. Ha, önemli biz, tavsiyeler, yapılması zor işler. Ben yaptıramadım. Siz yaptıramadınız. Yaptıramadım. Ne hükümetime yaptırabildim bu konuda. Ne de yasa yaptırabildim. Onların da kendilerine göre taraflar olabilir. Bütçe sorunları, şu bu sorunları, bu sorunlar. Ama personel giderleri biz işte kısa bir süre olacağı için gittik üzerine. Sonuç alamadık. Şimdi 4 yıl vardır. Bir de emekli olanın yerine yeni birini almasın ne olur. Almasın. Ben almadım. Mecbur değil buna. Almasın. İçerideki kaynakları, değil. İnsan kaynaklarını kullansın. Ve herkesi çalıştırır. Ben de bu konuda adım attım. Herkes parmak bastı, gelmeye çalıştık. Bir de amir arkadaşlar da ne olur onlar da ellerini taşın altına koysun. Kontrol etsin çalışanlarını. Çalıştırsın. Amir, şube amiri demek yönetici demektir. Belediye başkanının gözü kulağı demektir. Ve onlar da bu şekilde daha çok sahip çıksınlar bu belediyeye. Bu tecrübeyi de edindim. Çok böyle suya sabuna dokunmak istemediler açıkçası. Biz siyasiyiz, risk aldık. Yani örneğin vereceğim bu örneği de sonuna kaçalım gidelim evimize biz de. Buyurun. Bir personel kullandı bütün izinlerini. Hı hı. Hastalık izinlerini, yıllık izinlerini kullandı. İzni yok. Seçime kısa bir süre kala bu personel geldi, idari izin ister bizden. İdari izin vermek benim prensiplerime uymaz. Vermedik. Bir numara harmancıcı oldu. Mesela. Bu çok yanlış bir şey. Bak ama bak. Yani ülke gerçeğidir. Bak, bu ama bak, çok yanlış bir şey. Ülke gerçeğidir. Acı gerçek. Biz nasıl davrandık? Acı gerçek. Doğru. Nasıl bir yönetim anlayışı ortaya koyduk? Ya, tehdit etti burada sizi bence resmen. Yani izin ver, izin vermezsen harmancıyı desteklerime gitti. Aynen öyle. Facebook'larda paylaşmalar, şunlar bunlar. Moda da şimdi bu. Hı-hı. Aldı gitti. Yani biz popülizm yapmadık. 3 tane o için belediyemizin ve halkımızın geleceğini satmadık. Satmadık. Çok insanla, çok kişiyle, belediye içinde, belediye dışında didiştik, uğraştık. Bir eski sendikacı, personel yasası der ki, bir personel çıkıp televizyonlara böyle sizin gibi şu program yapar, şimdi yapamaz. Personel yasasında madde vardır. Her personel çıkıp belediye başkanını televizyonlara bağlanıp, televizyon programları yapıp bağlanamaz, yapamaz. Eski bir sendikacı çıkar bunu yapar. Hatta bir ara bizim o dönem bir belediye meclis üyemize de çıktı programa. Bunları da yaşadık biz. Ha ne oldu? Biz bu personeli, bu personeldir yani sonuçta. Eski bir sendikacı olması ona herhangi bir ayrıcalık ve özellik getirmez ya. Disiplin kuruluna verdik. Verdik. Bütün gücüyle, çevresiyle aleyhimize çalıştı. Çalışsın. Bu belediyenin itibarı vardır. Ben halkı temsil ediyorum. Ben sinip kalabilirdim bu konularda. Kalmadım. Ha şimdi göreceğiz yeni seçilen arkadaşımız. Örneğin bu disiplin konusunu devam ettirecek mi? Disiplinliktir bu olay. Yoktur hakkı bir personelin bunu yapsın. Sendika yapabilir, sendika yöneticisi veya diğeri. Biz de onun içinde Facebook'larda yazmalar, Facebook'larda hakaretler. Nedir be bu? Neredeyik ama? İşte böyle bir yapı. Anlatabildim mi? Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Tabii tabii. Sanırım çok, bizi izleyenler anlamıştır. Çok çok iyi anladım ve eminim izleyicilerimiz de çok iyi anlamıştır. Elimizden geldiği kadar da mücadele ettik. Ne siyasi gelecek, ne o bu ne biz düşünmedik. Biz bu belediyenin ve bu halkın geleceğini düşünerek adımlar attık. Peki ne yapacaksınız Sayın Başkan? Katli Fellahoğlu olarak Perşembe'den sonra ne yapacaksınız? Yok, Katli Fellahoğlu artık bir vatandaştır. Evet. Katli Fellahoğlu gene bu mücadeleyi verecek. Hangi mücadeleyi? Hangi mücadeleyi? Siyasi... Yani meclis için mi? Yoksa belediye için mi? Yok ya, ben hedef koymam önüme. Hedef koymazsınız. Ben koymam. Ben yani aman milletvekili olayım diye bir strateji izleyip bir yol yürümedim. Ya da milletvekiliyken aman geçeyim atlayayım belediye başkanı olayım. Koşullar getirdi. Partimiz görev verdi. Aday oldum. Yaşayacağımız süreç bize ne gösterecek? Ben gene siyasi mücadelenin içerisinde olacağım. Ben halkıma hizmet etmek için çalışacağım. Ben eğer
Şu anki seçilen belediye başkan arkadaşımız yardım, hizmet, katkı da isterse gidip saatlerce de yardımcı da olmak isterim kendisine. Çok güzel. Hepimiz kesinlikle bunu da yapmaya hazırız. Seçim bitti. Zaten çok da böyle çatışmacı da bir seçim olmadı. Ha. Gayet sakin. Size karşı da hep saygılı oldu. Oldu. Ben de ona oldum. Evet. Hiçbir sorun yok. Kaldı ki olsak bile geride kaldı o artık. Biz önümüze bakacağız. Bu arada merak ettim bunu. Hep son diyoruz ama merak ettim bunu. Milletvekili değilsiniz şu anda. Evet. Belediye başkanı da değilsiniz artık. Değilim. Nasıl parti meclisi üyesi olacaksınız? Tüzük gereği onu sorduk. Devam ediyormuş. Yani yeni kurultaya kadar devam ediyor parti meclisi üyeliğimiz. Sordum. Yani eğer dedim tüzük imkan vermezse gelmeyeyim toplantılara dedim. Yok dediler. İncelediler. Dediler ki parti meclisi üyeliğiniz bir sonraki kurultaya kadar devam eder. Kurultay derken ne zaman olur o iş? Bilmem vallahi. Erken olur mu? Şimdi erken seçim gündeme geliyor. Hüseyin Bey, Özgür Gün arkadaş erken seçim çağrısı yapıyor. Bakalım. Bakan erken seçim olur. Olur mu? Her şey belli. Olur mu? Yani bence olmaması lazım ya. Şaka bir tarafa. Zaman kaybıdır, sizce enerji olmaması kaybıdır. Lazım. Olmaması tabii lazım. Tabii yani hepimiz bıktık seçimlerden ama. Açan abi. Aritmetik de ortada. Bu hükümet de yürümüyor yani Sayın Başkan. Birazdan konuşacağım detaylı ama yani yürümüyor yani. Yürümüyor. Başka hükümet. Yani şey tamam değil ama yok aritmetik yok başka. Şimdi CTP, işte. UBP kursun yürüsün. Kurar ne için kurmazsa. DP ile yürüyemeyen UBP ile nasıl yürüyecek? Siz diyorsunuz ki Erol yönetiyor DP'yi. Peki Erol yönetmiyor mu UBP'yi? O zaman ne olacak? O kadar değil diye düşünüyorum. DP, DP'yi tam kontrol ediyor. Peki Sayın Kıbrıs Başkanım. Konusuyla da çok örtüşüyorlar. çok dedim yani az önce isim de verdim yani. Hasan Taço'yla Sayın Eroğlu'nun yakınlığını bilmeyen yok. İnkar da etmiyorlar zaten. Etmiyor yani orada şey kanal odur. Yani çok tamamıyla kontrol ediyor yani. Tamamıyla. UBP'de bilmem o kadar olmayacağını düşünüyorum. Oradaki kadar olmayacağını düşünüyorum. Ya olmazsa UBP DP kursun ya. Çok yetmez diyorum işte ne ben de. Ne için yetmez? Nasıl yetecek 26 milletvekilleri? Ha şimdi şey kazanmadı doğru. Alanını kazanmalı 26 yeter. Yok 26, 26 ile hükümet istemeyiz biz. TDP'yi de alsınlar. Halk istemez bunu. TDP'yi de alsınlar. O da zor olur. Mustafa Bey TDP'yi de alsınlar. 3'te 10'dan var. Olur neden olmasın. O tamam belki o olabilir de. Neyse bunların zamanı göreceğiz zaman içinde. Ama bu iş için mühür CTP'dedir. CTP çıksın. Desin ki ben bozdum bu hükümeti, sizinle de koalisyon kurmuyorum, alın kurun siz desin, sonra bunlar konuşulur. Ama CTP diyemiyor bunu. Sonra da biz dediğimizde koltuk için diyemiyor, kızıyorlar. Hükümeti kurma sorumluluğu birinci derece CTP'dedir. Onu da hayır, bilelim. Hükümeti kurma değil, bozmadan bahsediyorum tamam. Ben. Sen niçin bozamıyorsun tamam, bu hükümeti? Ama bozmadan önce kurmayı da düşüneceksin ki bozarken. Öyledir. Koltuğu garantiye tutacak. Koltuğu garanti değil. Halk bu yetkiyi CTP'ye verdi hükümet. Kurma birinci parti değil mi CTP? Evet. Kadar. Beceremedi. Hayır denedi biriyle olmadı. Evet. Öbürüyle görüşecek. Ne var yani? Ne bir var? Şey yok. Bir şey demokrasinin gereğidir. Hayır, bu bir şey yok. Değil. Buysa aritmetik. Buysa partiler. Evet. Halka gitti. Bu partiler ona. Bunlarla CTP denedi biriyle olmadı. Bana göre. Siz başından da söylemişsiniz. Çok açık. Biz şimdi bize eleştirirler de bazı kesimler, bazı uzman arkadaşlar. Biz mühendis kökenliyiz. Biz de 2-2 evet. Daha 4 eder. 2-2 daha 3 etmez. Öğrenemedik biz siyasette böyle şey yuvarlak, sinsi konuşmalar, böyle aklından başka geçip başka konuşmalar. Biz çok beceremedik. İstemem de becereyim açıkçası. Hiç de sorun değil. Gittiği yere kadar gider. Gitmediği yerde de kalır. Benim vicdanım rahat mı? Rahat. Huzurum yerinde mi? Budur önemli olan. Yani ben şimdi bu belediyeyi mahvedecek adımlar atsaydım, kağıtabilirdim popülistçe, herkese de gülücük dağıtabilirdim ve seçilebilirdim. Bir sene daha götürdüm bu belediye geri. Yok, bize göre değil bu iş. Peki Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde gelip Er Meydanı'na evet. Çıktığınız için ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Sizi yani genelde böyle şeyleri söylemem ama bireysel olarak... Çok sevip saydığım bir insansınız. Teşekkür yani ederiz. Ekranlar karşısında söylüyorum ama çok sevip saydığım bir insansınız.
belediye içinde bu 13-14 ay içerisinde yapmış olduklarınızı hep de takdir ettim. Hep de söyledim. Yanan ateşin ne olduğunu bir Lefkoşalı olarak iyi bildim. Bu ateşi söndürdünüz. Hatta biraz önce koyduk da bandını. Daha seçimlerden önce onun teşekkürünü de ettik size. Bir hizmet verdiniz. Bir gün bile hizmet veren başımızın üstünde yeri vardır. Sizin de öyle. Gelip konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ancak bundan sonraki süreçte CTP içerisinde eğer bir kan akmazsa bu tür olayların daha çok yaşanacağını düşünüyorum ki bunları da zaten birazdan detaylı bir şekilde değerlendirmeye başlayacağız. Çok Mesela teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programa davet ettiğiniz düşüncelerimizi halkımızla paylaştık. Son olarak izin verirseniz şunu söyleyeyim. Tabii, buyurun. Yeni belediye başkanımıza içtenlikle ve samimiyetle başarılar dilerim. Ben belediyemizin, çalışanlarımızın, halkımızın, Lefkoşa'mızın daha iyi günlere gitmesini istiyorum. Bunları umuyorum. Görürsem de çok mutlu olacağım. İnşallah geriye gitmez. Giderse de çok üzüleceğim. Elimden gelen katkıyı da yapmaya hazırım. Açık ve aleni, net, kesin, samimi bir şekilde. Zaten vaktimiz de bol. Şu an itibariyle bizim zamanımız alacak bir görevimiz yok. Seçilen bütün belediye meclis üyelerine başarılar dilerim. Belediyemiz hayli güç durumdadır. Onlar da belediye başkanlarıyla beraber bütün güçleriyle çalışsınlar, katkı boyusunlar. Biz hep şey demiştik, yani böyle rutin toplantıdan toplantıya gelen meclis üyeleri değil, sürekli çalışan, katkı koyan, üreten, sorgulayan, denetleyen ve belediyemizin daha iyi olması için yaratıcı fikirleri ortaya koyabilecek bir ekip olsun. İnşallah böyle çalışır belediye meclis üyeleri. Partimiz de umarım en kısa zamanda bu parti için sorunları çözer, çözmesi gerekir. Çünkü sorunsuz bir CTP'ye bizim ihtiyacımız vardır. Sorunsuz bir CTP çok daha iyi hizmetler verir halkımıza. Evet, bu ülkenin ihtiyacı var. Bu ülkenin ihtiyacı var. CTP en köklü, en örgütlü ve en güçlü partisidir şu anki durum itibariyle. Yani siyasi parti olmak, siyasi partide üst düzeyde görev almak büyük sorumluluktur. Bu sorumlulukları ne olur bütün arkadaşlarımız hatırlasın artık bu vakitten sonra ve gereğini yapsın. Böyle o oldu, bu oldu, şu yaşandı, bu yaşandı deyip onların peşine takılıp İşte sonuç ortada, kaybeden CTP oluyor günün sonunda. Kaybeden halkımız oluyor. Yani ben evet Nidey arkadaş da değerli bir arkadaştır. Arter. İsmail Arter arkadaşımız da değerli bir arkadaştır. Ama ben bunların arkasındaki siyasi güçlerden korkarım. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Korkarım ve endişe ederim. Bu belediyeler mahvedilmiş belediyelerdi. Bugün sürdürülebilir bir belediye durumuna getirildiler ve endişe ederim. Bu siyasi güçler, korkarım, yanlış şeyler yaptırmasın bu arkadaşlarımla. Çünkü onlar seçtirdi bunlar. Yani sonuç ortada. Ha bilsem ki saygı duyarım tabii ki. Bir halk iradesidir. O ittifak, bu ittifak, şu şöyle, bu böyle. Bir halk iradesidir sonuçta. Ben saygı duyarım ve onlardan da beklentim. Ne olur popülizme yem etmesinler Mausa'yı ve Girne'yi. Zaman ilacıdır bu işlerin. İlacıdır ama bu ilaç inşallah acı bir ilaç olmaz. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fellaoğlu, sevgili izleyiciler, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin mevcut ama Perşembe günü değişecek olan başkanı Sayın Katri Fellaoğlu bizimle birlikte oldu. Sayın Fellaoğlu'nu birazdan uğurlayacağız ve sezonun değerlendirmesi için bizler yeniden sizlerin karşınızda olacağız. Belediye seçimlerini konuşacağız. Siyasal partilerimizin bir sezonda neler yaptığını konuşacağız. Hükümetin bir sezonda neler yaptığını konuşacağız. Benim iki gecedir, hatta bu üçüncü gece oldu, tez konusudur dediğim Cumhurbaşkanımızın performansını konuşacağız. Yılın kazananlarını, kaybedenlerini burada sizlerle paylaşacağız. Er Meydanı ile ilgili söyleyeceğimiz birkaç cümle olacak ve en sonunda teşekkür ederek sezon finalini yapıp sizlere veda edeceğiz. Bir kısa ara Katli Başkan'ı uğurluyoruz. Ardından Er Meydanı sezon finaliyle sizlerin karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ermataş'ın sunduğu Er Meydanı devam ediyor.
Evet sevgili izleyiciler, Sayın Kadri Fellahoğlu'nu uğurladık ve sezon finali için, sezonu değerlendirmek için yeniden sizlerin karşısına geçtik. Yaklaşık olarak bir saatlik bir süremiz olacak diye tahmin ediyorum. Biraz önce birinci bölümü kapatırken neleri konuşacağımızı, neleri değerlendirmeye çalışacağımızı söylemiştim. Bir kez daha onların üzerinden gidelim ve hemen başlayalım. Önce belediye seçimlerini bir analiz edeceğiz kısaca. Daha sonra siyasal partilerimizle son bir sezondan neler oldu, neler yaptılar acaba son bir sezon içinde onları konuşacağız. Onun ardından hükümetimizi konuşacağız. Anayasa değişikliği ile ilgili birkaç cümle edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın performansını konuşacağız. Yılın kazananları, kaybedenleriyle birlikte de Er Meydanı ve teşekkürlerimizle bitireceğiz. Biraz seri gitmemiz lazım. 41-43'e mesajlarınızı bekliyorum. Siyasal partilerimizle ilgili bu sezonki düşünceleriniz nelerdi? Eylül ayında kurulmuş bir hükümet vardı. 28 Temmuz seçimlerinin ardından Eylül ayında muhalefette kalmış partiler vardı. Bu partiler neler yaptı? Şahıslarla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla, bakanlarla, sivil toplum örgütü başkanlarıyla veyahut da diğer toplumumuzun kanaat liderleriyle ilgili ne gibi düşüncelere sahip halkımız? Onun dışında belediye seçimleriyle ilgili, Er Meydanı'yla ilgili, kısacası dilediğiniz konuyla ilgili mesajlarınızı bekliyorum. Mutlaka dönüp onları da okuyup sizlerin katkılarıyla da programı sürdürmek istiyorum. Önce bir bu belediye seçimleriyle başlayalım. Şimdi Sayın Başbakan diyor ki başarılı görmüş Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni 14 hedefine ulaştığı için. Yapmaması lazımdı bunu. Bunu yapmaması lazımdı. Bunu yapmaması lazımdı deyişimle en hafif telden alıyorum. Çünkü bazen eleştiriyorlar bizi. İşte çok sesimiz çok çıkıyor, çok heyecana geliyoruz diye ama bazen de işte öyle olması gerekir. Siz eğer çıkıp 14 belediyeyi aldık biz başarılıyız derseniz sesler biraz yükselir. Sayın Kadri Fellahoğlu da az önce söyledi katılmıyorum ben buna dedi. Ya CTP Genel Başkanı, Başbakanım. 5 ilçenin hiçbirinde yoksunuz. Elinizdeki 3 tanenin 3'ünü birden kaybettiniz. Partiniz birbirine girmiş durumda ve siz diyorsunuz ki biz hedefimize ulaştık. Kusura bakmayınız buna hiç kimse inanmaz. Buna hiç kimse inanmaz. Sizin de buna inanarak böyle bir şey söylediğinizi ben pek düşünmüyorum. Lefkoşa ile başlayalım dilerseniz eğer sevgili izleyiciler. Sayın Kadri Fellahoğlu yarışa bir adım önde başlamıştı. Hem çünkü az önceki programlara söyledik, hem çünkü yanan ateşi söndürmüştü, işte geriye dönük maaşları ödemişti. Bir de mevcut başkan olduğu için ve arkasında da hükümetin büyük ortağı olduğu için Sayın Fellahoğlu bir adım önde başlamıştı yarışa. Ulusal Birlik Partisi'nde Sayın Hasan Sertoğlu'nun adaylıktan çekilmesi, UVP-DP-UG ittifakının olduydu olacağıydı, DP aday gösterdiydi göstereceğiydi konusunun bir türlü netliğe kavuşmaması. Derken Sayın Fellahoğlu sürekli olarak kendini önde görüyordu. Ancak bu arada Mehmet Harmancı ismi günden güne de bilinirliliğini, farkındalılığını artırmaya başlamıştı. Özellikle işte genç bir aday, temiz bir aday. Genç bir aday, temiz bir aday. Hepsinden önemlisi de bence Kadri Bey'in canı çok yandı orada. Haklı olabilir tabii. Akıncı'nın öne çıkıp, Sayın Akıncı'nın öne çıkıp desteklediği, neredeyse kefil olduğu bir aday. Diyor ki bu adaya oy verebilirsiniz. Şimdi hem bütün bunlar bir araya geldiğinde, hem ittifak sağlanamadığında, hem temiz bir aday olduğunda, hem Akıncı desteklediğinde, bir de diğer sol örgütler ki CTP onları çok kırdı az önce söyledik. İşte BKP gibi, Baraka gibi Sayın Harmancı'yı desteklediğinde bir ivme yakaladı. Sayın Harmancı kesin kazanacak diye bir şey ortada yoktu o zaman. Bir ivme yakaladı. Ama ne zaman ki bu ittifak birbirine girdi yine. Kuramadılar ittifakı hatırlayacaksınız. Öpüşüp sarılıp barıştılar bir güzel. Dediler ki ittifakı kurduk yerel seçimlerde. Yerel seçimlerden sonra da devam edecektir bu. Yani hükümetle kuracak, cumhurbaşkanlığında da bu işi becerecek diye. Bir ay gitmedi o iş, birbirlerine girdiler onlar da. Daha sonra son bir hafta kala aklıları başlarına geldi ve dedi ki Sayın Serdar Denktaş, ittifak yapıyoruz, Sayın Danay'ı destekleyeceğiz.
Ama öyle olmadı bu işler. Hem Sayın Harmancı arkasına aldığı rüzgarı fırtınaya çevirdi. Yürüdükçe yürüdü. İyi de incelemeye çalıştım ben aslında sevgili Mehmet'i. Hiç hata yapmadı dersem eğer yeridir. Çünkü biz mesleğimiz gereği biraz da ona bakmamız lazım. Yani nerede yanlış yaptı? Onu söyleyelim ki o da düzeltsin, halk da bilsin. Neredeyse hiç hata yapmadı. Saygınlığını, seviyesini hep korudu. Çok uğrabileceği yerler vardı. Hiç o işlere girmedi. Planıyla, projesiyle, esprileriyle halkın gönlünü kazandı. Ama hepsinin sonunda da işte Sayın Fellahoğlu'nun ve birçok CTP'nin canını cayır cayır yakan bu ittifak operasyonunun sağ gösterip sol vurması gerçekleşince, yani en az bir %10, %15 oyun sağdan Sayın Harmancı'ya kaymasıyla Sayın Harmancı seçimi kazandı. Sayın Fellahoğlu geçen seçimde bile aldığı oyu alamadı. Bunun bir nedeni sağ oyların Sayın Harmancı'ya kaymasıysa, bir diğer nedeni de CTP içerisindekilerin Sayın Katli Fellahoğlu'na yeteri kadar destek vermemesi, hatta oy hiç vermemesi oldu. Bunu kendisine seçimden önce de canlı yayında söyledik. Bu akşam gene söyledik. Biraz geç oldu ama onlar için. Şimdi Sayın Harmancı amiral gemisinin başında. Bizler Lefkoşalılar olarak Sayın Harmancı'nın sonuna kadar yanındayız. Kendisine dün bir mesaj attım, tebrik ettim. Kendisi de sağ olsun döndü. Yardımımıza ihtiyaç duyduğu anda orada olacağımızı bildiğini söyledi. Kesinlikle öyle olacaktır. Hepimizin de Sayın Harmancı'ya destek olmamız gerekir. Zor bir durumda belediyemiz vardır. Bir türlü hizmet alamamış Lefkoşa halkı vardır. Çok kötü durumlar yaşadık sevgili izleyiciler burada. Sayın Harmancı da büyük bir krediyle geliyor. Çok büyük bir krediyle geliyor. Dilerim o kredisini de çalışarak değerlendirir ve Lefkoşa'mızı güzel günlere ulaştırır diye düşünüyorum. Çünkü hem ülkemizin Mehmet Harmancı gibilere ihtiyacı var, hem de Lefkoşa'mızın hizmete ihtiyacı var. Bu ikisi aynı yerde buluştu. Halk da, Sayın Fellahoğlu da az önce, yani bırakıp giden başkan olmasına rağmen diyor ki gerekirse saatlerce çalışırım onun için. Böyle büyük bir krediyle geliyor. İnşallah ortak menfaatlerde, ortak Lefkoşa menfaatinde buluşulur ve Lefkoşa'mız iyi bir hava yakalar diyelim ve gelelim Mausa'ya. Şimdi Mausa'da ben gittim. Önce Sayın Arter'i ziyaret ettim. Bir de yemek yedik orada. Tanıştık kendisiyle. Oradan da çıktım. Sayın Oktay Kayalp'ı ziyaret ettim. Makamında, belediye başkanlığında. Onunla da güzel bir sohbet yaptık. Yolda da dönerken geri Mausa'dan Lefkoşa'ya düşündüm. Dedim ki ne olur bu Mausa seçimleri acaba? Ve gördüğüm şey şuydu. Bir kere Oktay Bey çok rahattı. Çok rahattı Oktay Bey. Yani seçimleri değil, seçim sonrasını düşünüyordu. Yani Mausa için ne yapabilirim daha diye. Bunları konuşmuştu benimle. Fakat benim orada fark ettiğim bir şey vardı. Resmiye Eroğlu ismi Sayın Arter'in ayağını bastığı her yerde vardı. Her yerde. Düşününüz, Sayın Arter DP adlı tandanslı bir aday olarak çıktı Mausa'da. Daha sonra ben bağımsızım dedi. Ama UBP, başta UBP Mausa ilçesi olmak üzere %100 Sayın Arter'in arkasında durdu. Her ayak bastığı yere UBP'liler de bastı. Her yerde kendisini destekledi. Ve o gün yolda geri dönerken Mausa'dan Lefkoşa'ya şunu düşünmüş. Hatta sosyal medyada da yazmıştım. Oktay Kayalp rahat, ittifak tutarsa Arter kazanır. Tutmazsa Kayalp rahat kazanır diye. Ama ittifak Mausa'da %100 çalıştı. UBP çok arkasında durdu Sayın Arter'in. Hatta ve hatta DP'den bile daha çok çalıştılar Sayın Arter için ve orada başarılı oldu. Kendisini tebrik ediyoruz. Oktay Başkan'la çok zor bir şey aslında. 20 yıl bulunduğumuz bir makamdan üstelik de seçim mağlubiyetiyle ayrılmak çok zor bir şey. Ama bu işlere söyledik az önce Katli Başkan'a da, hamama giren terler. Yani görev süresinin dolduğunu hissedebilseydi ve bu kadar yeter artık deyip bırakıp da seçimde kaybeden bir başkan olmasaydı daha iyi olurdu kendisi için, ama maalesef o da, çünkü birçok başkanlar öyle, birazdan onları da değerlendireceğiz. O da fazlasını istedi, elindekinden de oldu. Şimdi Sayın Arter var orada. Sayın Arter
O da çok iyi, çok temiz, Mausa'da çok sevilen ve önemli yerlerde de bulunmuş bir kişi. Tabii kendisiyle ufak tefek bazı takışmalarımız oldu. Bizim kendimizi çok haklı gördüğümüz, kendisinin hatası olmayan yanındakilerin bazı hatalarından dolayı. Bunlar olabilir, çok da önemsemiyoruz biz onları. Biz ülkenin menfaatlerini önemsiyoruz. Mausa'nın menfaatlerini önemsiyoruz biz. Mausa'da çok büyük sorunlar yok ama çözülmesi gerekenler var. Örneğin bir trafik sorunu gibi. Bir ana yolu vardır, Salamis yolu. Mausalılar için çok zor o iş. İki kanalizasyon gibi. Bir türlü onu Oktay Bey çözememişti. Üç, kaynağın doğru yerlere aktarılması gibi. Para var diyorlar bizde Mausa'da. Para var, para var. Para var, para var ama yaptıkları çok fazla bir şey yok. Doğru yerlere yatırımların yönlendirilmesi lazım. Bunu da Sayın Erten'in yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü sakin bir insan ve iyi bir ekip çalışması yapabileceğini düşünüyorum. Mausa'da da Sayın Erten'e başarılar diliyoruz. Sayın Oktay Kayalp'a da keşke seçime girmeden görevden ayrılsaydı diyoruz. Zor yani 20 yıl yaptığınız bir işi siz istemeden sizi oradan almaları diyelim ve gelelim Girne'ye. Girne en rahat yerlerden biriydi. Sayın Sümer Aygın orayı çok rahat kazanabileceğini düşünüyordu. Hatta rakip bile görmüyordu karşısında. Bir anda Sayın Nida'yı gün gördü, çıktı. Orada da işte bir ittifak olduydu, olacağıdı. UBP Girne'yi aldıydı, Mausa DP'ye kaldıydı gibi bin bir türlü şey oldu bu ittifak konularında. Nida'yı Bey'in ismi öne çıktı. Sayın Hüseyin Özgürgün çıktı ve dedi ki, biz Nida'yı Bey UBP adayı olsa da, bağımsız da olsa Nida'yı Bey'i destekleyeceğiz. Yine de tehlike çanları çalmadı Sümer Bey için. Rahattı, işte amfide gittik, orada bir konsere, biz de bir gösteriye gördük kendisini. Havası, rahatlığı yerindeydi. Ama başka sorunlar vardı. Hani bu CTP'nin içinde konuşulan, hani bu CTP'nin içinde çözülmez sayır yiyecek sizi dediğimiz sorunlar, özellikle Girne için çok konuşuluyordu. Ne yaptı onlar? Lütfen bu hareketi devamlı izleyenler bizi hatırlasın. UBP kurultay döneminde bu hareketi, o zaman da çünkü yalnız program yapardım halkın nabzı diye, çok yapardım. Şimdi yeniden aklıma geldi. O günler uzun zamandır da yalnız program yapmıyordum. Ama onlar ne yaptılar? Sayın Sümer Aygın'la ilgili bu iddialar, parti içerisindeki çekişmeler varken onlar ne yaptılar? Döndüler, bu yana baktılar. Sanki de yoktur öyle bir şey gibi davrandılar. Arkasındayız dediler. Sonuna kadar Sümer Bey'i destekliyoruz dediler. Ama Sümer Bey de maalesef kendi arzusuyla olmadan, üstüne üstlük de seçim mağlubiyetiyle oturduğu koltuktan kalkmak zorunda kaldı. Sandıkta kaldı ve acı bir şey bu. Çok acı bir şey aslında ama bazen de insanın haddini, görev yerini, görev sorumluluğunu bilmesi lazım. Biri eğer size göstermezse bile veya gösteremezse bile sizin onu görebilmeniz lazımdı. Sümer Bey bunu göremedi ve maalesef seçim mağlubiyetiyle o da koltuğu bırakmak zorunda kaldı. Ona da geçmiş olsun diyoruz. Nida'yı Bey'i pek tanımıyorum ben. Ama duyduğumuz, sorup soruşturduğumuz, belediyenin içerisinden gelmiş sorunları bilen, çözmek için de çalışacağı ortada gözüken, çünkü çalışkan olduğu söylenen birisi. Girne'miz için de Nida'yı Bey hayırlı olsun diyelim. Güzel Yurt için Sayın Özçınar rahattı orada zaten. Çok da rahat bir seçim kazandı. Ama İskele öyle olmadı. İskele, yakın olduğum için oralara da iyi biliyorum İskele'yi, çok farklı bir seçim oldu. Düşününüz sevgili izleyiciler, İskele'de bir yanda 20 yıllık bir başkan var 94'ten beri. Diğer yanda şu anda mevcut bir milletvekili var. Bir aday başkan 20 yıllık, bir aday milletvekili aday, o da bir de bağımsız aday var. Sayın Sadıkoğlu. Ve öyle bir şey oldu ki, ilerleyen dakikalarda değerlendireceğiz onu daha detaylı. Öyle bir şey oldu ki Sayın Sadıkoğlu seçimi kazandı. İnanılır gibi değil. UBP adayını, DP adayını, mevcut başkanı, mevcut milletvekilini geçti ve İskele'de Sayın Sadıkoğlu seçimi kazandı. İskele bölgesinde yapılacak çok şey var aslında. Çok çok güzel yerler var orada. Çok güzel koylar, sahiller var.
Yanında küçük ormanlık arazileri var. Bunlar halkın hizmetine verilebilir, iyi değerlendirilirse. Bugüne kadar pek öyle bir gelişim göze çarpmadı ama bundan sonra inşallah olur diyelim. Sayın Sadıkoğlu'nu da tebrik edelim. Bir de Lefke konusu var. Aynı işte. Nasıl ki Oktay Bey için söyledik. Nasıl ki Sümer Bey için söyledik. Nasıl ki Halil Bey için söyledik. 20 yıllık başkan. Sayın Mehmet Zafer zannedersem onlardan da eski. Bu 24 yıllık başkan, o da kalkmadı. O da kalkmadı koltuktan. Dedi ki ben de gireceğim bu seçime. Gene 24, 28 yıl olsun. 28 yıl nasıl ya? 28 yıl enteresan. Seçime gireceğim dedi. Girdi. Ona da dediler ki sizden de bu kadar Sayın Zafer. Ve bildiğim kadarıyla ilk kez orada, ilk kez Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke'yi aldı. Ve büyük yerlerimiz bu şekilde şekillendi. Ama en önemlisi, belediye seçimleriyle ilgili en önemlisi, en önemli konuşulması gereken şuydu. Değişim dedi halk. Değişim. Tamam, partilerin hataları var, aday seçimlerinin hataları var, adayların kendi hataları var. Hepsi var ama halk değişim diyor sevgili izleyiciler. Ben buna 28 Temmuz iradesi diyorum. 28 Temmuz'dan beridir Kıbrıs Türk halkı artık af yok, silleyi basıp gönderiyor. Hiç dinlemiyor yani. Hiç değişim diyor, yenilik diyor. Parlamentonun yarısını yeniledi. Kıbrıs Türk halkı yarısını yeniledi. 2013 28 Temmuz seçimlerinde ilk seçimde göreceksiniz yarısını gene yenileyecek. Neden? Çünkü memnun değil yapılan işten. Memnun olduğunu tutuyor, olmadığının artık hiç gözünün yaşına bakmıyor. Büyük bir irade ortaya koyuyor Kıbrıs Türk halkı. Bununla ilgili de birazdan söyleyeceklerim olacak. Büyük bir irade ortaya koyuyor ve değişim diyor. Şimdi halk bağıra bağıra değişim derken sen 16 yıllık belediye başkanı, 20 yıllık belediye başkanı, 24 yıllık belediye başkanı, hala daha ben aday olacağım dersen işte sandığa gömerler sizi ve acı olur o. O koltuktan böyle siz istemeden sizi, hadi kalk da başkası geldi denmesi, acı olur diyelim kendilerine. Kırsalla ilgili söylememiz gerekenler, evet CHTP'nin orada beklenilenin üzerinde belediye kazandığı doğrudur. Ha, başarılı mıdır derseniz eğer başarılıdır diyemem tüm yerel seçimlerde. Ama kırsalda CHTP iyi yerler topladı. Ulusal Birlik Partisi önemli kayıplar verdi kırsaldaki yerlerde. Değişim buralarda biraz CHTP'ye yaramış gibi gözüküyor. Sayın Fellahoğlu az önce enteresan bir şey söyledi. Dedi ki aldı CHTP buraları ama dedi. Hepsi batmıştır bunların. Bu da enteresan bir laftı. Bunu da değerlendirmek gerekebilir. Şimdi siyasal partilerimize geleceğiz ama bir yudum su alalım. Öyle. Çünkü tempo yükselecek şimdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile başlayalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi 28 Temmuz seçimlerinde birinci parti olarak çıkmış. 21 milletvekiliyle parlamentoya girmiş ve Eylül ayında tam da bizim programlara başladığımız zaman ne güzel hükümeti Demokrat Parti ulusal güçleriyle kurmuş ve yeni siyasi sezona, meclisin açıldığı döneme bu şekilde başlamış. Bugün sezon artık bitti. Yarın öbür gün belki meclis de kapanacak veya kapanmıştır, bilemiyorum. Onu da seçimlere verdik kendimizi. Fiyaskonun önde gideni Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir sezonuna baktığımızda her şeye inan. Ama her şeye inan, fiyaskonun önde gideni. Bu halk sana güvenmiş. Demiş ki bu UBP kendi kendini yedi bitirdi. Gitsinler kenara, gel sen CHTP demiş. Senin yaptığın hataları 2009 dönemine kadar maruz görmüş. Demiş ki sana gel iktidara. Ve yanına bir de ortak vermiş. Ya muhalefetsiz iktidara geldiler. UBP dedi ki bir şey söylemeyecek. Biz yaptığımız hatanın farkındayız. Soktular onlar kafalarını böyle. Dediler ki işte biz kendi örgütlerimizi toplayacak, hatalarımıza bakacak. TDP zaten beklediğini bulamadı. Onların da sesi yok. Halk da sana destek vermiş. Gelmişsin, hükümeti kurmuşsun. Ve hemen başladı. Nedenler, sebepler, bahaneler, mahanalar. Ne var? İlk başta sorun ne? Sorun şu. Nedir? Kurultayımız var bizim, süre verin bize. Hay hay verelim, hakkınızdır. Verdik, 100 gün verdik kendilerine. Olmadı.
100 gün bitti. Geldi kurultayları. Yaptılar kurultayları da. Biz de bekleriz ki kurultay olacak. CTP'de kurultaydan sonra artık bütün her şey bitecek. Çünkü 28 Temmuz seçimlerinin ardından Havadis gazetesine yansıyan felaketler vardı. Birbirlerinin arkasından kuyu kazmalar, yerel seçimlerde görüşürük tehditleri, buna oy vermeyin, bana hem buna verin diye ismen bunlar yazılar, redde edilmedi bunlar zaten. Güya disiplin soruşturması açılacaktı. Hiçbir şey yapılmadı. Az önce Katli Bey'e de sordum. Hiçbir şey yapılmadı. Kurultay oldu. Bekledik ki bunlar UBP'ye benzemez. Bunlar kurultaylarını yapacak. Bu iş bitecek. Ve artık full performans halka hizmete dönecekler. Bitti kurultay. Çekişmeli bir kurultay. Çok da tebrik ettik o kurultayı. Pardon. Gayet düzeyli, gayet seviyeli, olgun bir ortamda geçti. Kurultay bitti. Kurultay bitti ama bunlarda sorun bitmedi. Soruyoruz. Bitti her şey, kurultay tamam mı? Değil diyorlar. Memnun değiliz. İşte ilçelerdeki eşe dosta baba soruyoruz. Nasıl gidiyor? Rahat değiliz diyorlar. Bu arada hükümetle ilgili krizler de patlak verdikçe, ki ona da birazdan bakacağız. Hükümetle ilgili krizler patlak verdikçe CTP'nin birbiri içerisindeki yumruklaşmalar da artmaya başlıyor. Çıkıyor CTP'nin milletvekili ve diyor ki bir dakika daha hükümette durmamamız lazımdır bizim diyor. Bu tür tartışmalar var. Peki başkan ne yapıyor acaba? Kurultaydan çıkmış, ülkenin başbakanı olmuş ve Cumhuriyetçi Türk Partisi gibi bir partinin eline büyük bir nimet geçmişken, yeniden iktidara gelmişken başkan ne yapıyor acaba? Hiç. Ne Havadis gazetesinde ortaya çıkanlarla ilgili bir disiplin soruşturması. Ne ilçelerden gelen şikayetlere bir kulak verip gelin bunları böyle çözelim deme. Ne Sayın Kurultay'daki rakibi Sayın Asım Akansoy'un şikayetleriyle ilgili oturup Asım sen benim gene sekreterliğimi yaptın. Şimdi rakibik ama bu iş bitti artık partimiz için ne yapalım şeklinde konuşup görüşüp o da yetmez anlaşmaya gitme. Bunların hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Devam. Döviz krizi geldi bu kez. Döviz krizinde halk olarak, medya olarak biz de dedik ki bir şey diyemeyiz. Döviz için ne yapabilir? Döviz yükselmişse eğer pek bir şey yapamaz. En azından önlem alsın da az yara alalım biz bundan dedik halk olarak. Onu da yapamadılar. Onu da beceremediler. Hükümet zaten kör topal yürür daha birkaç ay oldu. Döndüler bu sefer bir MYK krizi çıkardılar. İşte biz bunları işten atıyoruz diye bu sefer depe kükredi. O yandan ondan da geri adım atmak zorunda kaldılar. Döndüler bir kucaklaşma lafı çıkardılar. Dediler ki kucaklaşacağız biz. Tamam güzel kucaklaşmayı sever Kıbrıslı zaten. Kucaklaşın görelim biz de. Bunlar kucaklaştılar ellerinde bıçak her birinin. Oktay Kayalp ile Ferdi Sabit Soyer'in resimlerini lütfen sevgili izleyiciler girin Facebook'ta Twitter'da görün. Aman yarabbi. Ne içten, ne güzel gülümsemeler, eller omuzda filan beraber çocuk sevmeler. Zannedersiniz de 40 yıllık yoldaştılar. Öyle zannedersiniz. Değneklerle birbirlerine girmişler diye duyuyoruz Mausa'da bu iki taraf. Bu kucaklaşmayı da yapamadılar ve CTP ile ilgili şunu söyleyeyim. Hesap soracak diye geldiniz, hesap soramadınız. Sol artık bizik dediniz, solu itip sağa yanaştınız. Biz bu ülkede var olanı değiştirip yeni ve adil bir düzen getireceğiz dediniz. En büyük adaletsizlikler sizin döneminizde oldu. Anayasayı geçireceğiz dediniz, felaketle sonuçlandı. 5 ilçenin hiçbirini kazanamadınız, 3 tanesi elinizden gitti, elleriniz boş kaldı, döndünüz en son birbirinizi yediniz. Biraz önce Katli Bey'e de söyledim. Kan eğer akmazsa, bir ceza kesilmezse, bu işin önü alınmazsa UBP kurultayına düştüğü halden UBP'nin daha kötü bir duruma düşeceğiniz ortadadır. Neden derseniz eğer CTP'nin içinde daha fevri insanlar vardır. Daha sert insanlar vardır. Bu iş eğer erken bir zamanda çözülmezse ki kolayına çözülmeyecek gibi görünüyor. Çünkü sineye çekmedi Sümer Aygın ve ekibi bunu. Biz onlara yaptıydık, onlar da bize yaptı. Bırakalım bu işi demediler. İlçe işgalinden bahsediliyor. Girne ilçe binasının işgal edildiğinden bahsediliyor. Başbakanın çıkıp oraya gittiğinden söz ediliyor ki bunlar doğru.
Mausa da Oktay Bey demedi. Ya 20 sene yaptım ben bu işi. Geçen defa da işte bu fer diye sonaya böyle böyle yaptım. Onlar da bana bu sefer böyle yaptı. Bu işi kapatalım demiyor. Demiyor. Ferdi Bey'in evinin önüne adam koyduğundan bahsediliyor. Bunlar hep konuşulan şeyler ve gördüğümüz kadarıyla da gerçek olan şeyler. Önünü alamayacaklar gibi gözüküyor. Eğer alamazlarsa UBP kurultayında o güldükleri, biz Cetepe'yik bize bir şey olmaz dedikleri dönemden çok 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 daha kötü duruma düşebilirler. Ha ben hükümet kısmıyla daha fazla ilgileniyorum bu işin. Halka hizmet açısından onunla ilgili de söyleyeceğim ama Cumhuriyetçi Türk Partisi bu ülkenin en eski siyasal partisidir. Şu anda iktidardadır ve Kıbrıs Türk halkının özüne dokunmayı iyi bilen bir partiydi. Bunu kaybetti. Halka hizmet veremeyecek duruma geldi. Birbirleriyle kanlı bıçaklı duruma geldiler. Bu durumdan bir an önce kurtulmalarını diliyorum diyelim ve gelelim Demokrat Parti ulusal güçlere. Demokrat Parti ulusal güçler 28 Temmuz'dan iyi çıktı geçen yıl. Aldılar yanlarına UBP'nin kırgınlarını, küskünlerini de. İyi de bir başarı yakaladılar. UBP'nin büyük yara almasından da fırsat bildiler. 2 olan milletvekili sayılarını 12'ye çıkardılar ve hükümete geldiler. Hakları mıydı? Haklarıydı onların da. Çünkü UBP'nin oyları düştü. DP'nin oyları yükseldi. CTP-DP oyları yeterdi. Onlar da hükümete geldiler. Hükümete geldikten sonra hemen bir sorun başladı orada da. Nedir o sorun? UG kanadı. UG kanadı ne diyor? UG ne diyor? DP ne diyor? Sayın Serdar Denktaş bağır bağır bağırıyor. Yoktur bizde öyle şey. Bizde öyle şey yoktur. UBP, UG bitmiştir artık. DP UG vardır. DP bile dedirtmiyorum. Ben partime DP UG dedirtiyorum. Tamam öyle diyor Sayın Başkan. Öyle gözükmüyor ama. Nitekim en büyük kıvılcım, daha sonra da ateşe dönüşen UG kanadından gelen Sayın Zorlu Töre ismiyle ortaya çıkmış oldu. Sayın Zorlu Töre en muhalifinin bile, DP'nin en muhalifinin bile söyleyemeyeceği şeyleri mecliste söyledi, parti meclisinde söyledi, MYK'larında söyledi. En sonunda dayanamadı, istifa etti ve artık net bir şekilde hele bu yerel seçimlerde de ortaya çıkmıştır ki net bir şekilde Demokrat Parti ulusal güçlerinin içerisinde çok büyük bir sorun var. Çok büyük bir sorun. Bence bu kurultaylara da gidip geldiğimiz için iyi bakabiliyorum onlara. Bence en iyi kurultayı Demokrat Parti ulusal güçler yaptı. Çok coşkulu bir ve düzeyli bir kurultay yaptılar. Ha belki iktidarda olmalarının avantajını kullandılar. Belki taşıma şahısları oraya götürdüler ama iyi bir kurultay yaptılar. Sayın Serdar Denktaş'ın mutlak galibiyetiyle oradan çıktılar. Ama arkası gelmedi bu işin. Bir ittifak konusuna girdiler ki bu ittifak konusunu da bu ittifak konusundan önce lazım bir yudum su alayım. Ve ona göre söyleyelim bu ittifak konusunu. Nasıl bir ittifak olacaktı ya bu? Nasıl? UBP ile DP barışacaklardı, birleşeceklerdi, koalisyon kuracaklardı, CTP'nin yükselişini yerinden bir edeceklerdi. Hatta ve hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bu işi taşıyacaklardı, sarıldılar da öpüştülerdi. Her şey varken bir anda anlaşamadılar ve bir laf çıktı ortaya. Ya ittifaka devam ya hükümete devam. Sorumlu bir yerde olduğunuz zaman sorumlu laflar etmeniz lazım. Başbakan yardımcısı ve partiye mutlak hakim, mutlak hakim, partinin genel başkanı eğer basın mensuplarını topluyorsa karşısına MYK toplantısından önce ve diyorsa ki birazdan toplantıya gireceğiz, çıkacak olan karar da ya hükümete devam ya ittifaka devam olacaktır derse lazımdır ya ittifaka devam ya hükümete devam olsun o iş. Bekledik biz de işte internetin başında, televizyonların başında nasıl bir karar çıkacak diye. Karar çıktı. Demokrat Parti Ulusal Güçler genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu kararı. Evet nedir? İttifaka da hükümete de devam. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Yani bunlar yaşanmasın artık bu ülkede. Bunları görmeyelim artık bu ülkede. Çıksın biri ve bir şey söylesin ve dursun onun arkasında. Sayın Serdar Denktaş konuğum oldu. Sordum kendisine neden böyle oldu? Bana dedi ki hiç karışmadım ben. Ya mümkün mü böyle bir şey karışmasaydı?
karışmayacaksaydınız eğer, o zaman söylemeyiniz böyle bir şeyi. Ve üstüne üstlük de kendi niyetinizi ortaya koyunuz. Parti başkanısınız siz. Başkan dediğiniz istediğini çıkartması lazım. Orada ben karışmadım diyor. Neden? Neden acaba karışmadı? Hem hükümete devam hem ittifaka devam çıktı. Çok büyük yara aldı buradan. Demokrat Parti, Ulusal Güçler çok büyük yara aldı. Zor toparlarlar bu işi. Yerel seçimlerle ilgili de şunu söyleyeyim. Demokrat Parti, Ulusal Güçlerle ilgili. Bir belediye kazandılar. Bir tane tatlı su, o kadar. 12 milletvekili biri gitti, 11 milletvekiline sahip hükümetin ortağı, 2500 delegelik kurultay yapabilen Demokrat Parti Ulusal Güçler, 28 tane belediyeden sadece ve sadece bir tane belediye kazandı sevgili izleyiciler. Bunun üzerine başka ne söylenir bilemiyorum. Sayın İsmail Arter Mausa'da kazandı. Onu dünkü bir programda da söylemiştim. Sayın İsmail Arter'in hangi partiye yazılacağı belli değil. Zaman içerisinde bunu göreceğiz. Sayın İsmail Arter DP'ye de yazılabilir. UBP'ye de yazılabilir. Bağımsız da kalabilir. Bizim adayımızdır. Sayın İsmail Arter orada kazanmıştır diye sahiplenmek biraz zor olabilir DP, UG için orayı. Ama hiç iyi çalışamadıklarını düşünüyorum. Hükümet performanslarının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Parti içindeki sorunlarını çözemediklerini düşünüyorum. İttifak konusunda tamamen çuvalladıklarını düşünüyorum. Yerel seçimlerde hep yanlış yaptılar. Yani hep yanlış yaptılar. Girne'de adayın var mı yok mu senin? Varsa eğer çalıştın mı onun için? Lefkoşa'da Kemal Denizlanay'ı sen destekledin mi desteklemedin mi? Bilmiyoruz bunu. Yani görünen desteklemediğin. Peki madem ki desteklemedin, niçin çıktın bir hafta kala dedin ki Sayın Danan'ın arkasındayız, ortak mitingler falan yaptın? Yani anlaşılır gibi değil sevgili izleyiciler. Bu Demokrat Parti Ulusal Güçlerinde işi zor. Ulusal Birlik Partisi'ne geçeceğiz ama ona geçmezden önce arkadaşlar uyarıyor SMS'lere bakmamızla ilgili. Onlara da bakarız. Birazdan dönelim. Siyasal partileri bitirip öyle dönelim. Ulusal Birlik Partisi. Yani biz çocukken tıngıcık derdik buna. Bir tıngıcık. Eğer bir başarı varsa bir tıngıcık, tıngıcık işte bilenler anlamıştır ne demek istediğimi. Bir tıngıcık UBP'nin vardır. O da nereden vardır? Mausa'da desteklediği aday kazanmıştır. Girne'de desteklediği aday kazanmıştır. Güzelyurt'ta desteklediği aday, kendi adayı kazanmıştır. Onun dışında belediyelerde birçok yeri elinden kaybetmiştir Ulusal Birlik Partisi. O yüzden Sayın Hüseyin Özgürgün'ün çıkıp da başarılı olduk biz bu seçimlerde demesini aklım almıyor sevgili izleyiciler. Gerçekten. Uzun yıllar bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, şimdi UBP gibi bir partinin genel başkanlığını yapan bir kişinin çıkıp da biz seçimlerde başarılı olduk demesi, yani yanlış anlaşılmasın da UBP'ye yanlıştır. UBP'ye yanlıştır o. Başka bir şey söyleyecektim de düzelttim onu. UBP'ye yanlıştır o. Eğer siz çıkıp da böyle bir seçimden sonra UBP başarılı olmuştur derseniz UBP'ye ve UBP'lilere yanlış olur o. Birçok sıkıntılar var Ulusal Birlik Partisi'nde de, kaybettikleri belediyeler var. İttifak konusunda aslında onları pek suçlayamayız burada. Çünkü daha çok yan taraflara kayan DPUG oldu burada. Ama Ulusal Birlik Partisi ile ilgili şunu söyleyebiliriz. UBP kurultayı geliyor. Ulusal Birlik Partisi kurultayı, yanlışım yoksa eğer, Ekim ayında geliyor. Hiç de geçen o Sayın İrsen Küçük'ün gitmiş olduğu ve Sayın Özgürgün'ün gelmiş olduğu kurultaydaki gibi sakin olmayacak. Bu sefer UBP kurultayı çok değişik şeyler olabilir orada. İlk başta sakin kaldı UBP. Dedi ki biz hatamızın farkındayız, yanlış yaptık, yanlış yapanları da gönderdik. İşte genel başkan gitti, genel sekreter gitti. Kafayı da birazcık böyle aşağıya soktular ama ne zaman ki hükümet CTP, DPUG hükümeti kötü gitmeye başladı. Hemen onlar da bunu fırsat bildiler. Ama halkın kendilerine karşı olan kırgınlığının, partililerinin kendilerine karşı olan kırgınlığının bitmediği ortadadır. UBP'nin daha çok yolu var sevgili izleyiciler. Bir türlü açtıkları yarayı
henüz kapatamadılar. Önce o yarayı lazım kapatsınlar. O yara kapandıktan sonra da onun üzerine yeni bir cilt inşa etmeleri lazım. Yeni bir doku üretmeleri lazım. Kısa zamanda zor olur bu iş diye düşünüyorum. Gelelim Toplumcu Demokrasi Partisi'ne. Toplumcu Demokrasi Partisi eğer kalkıp da Harmancı'yla biz Lefkoşa'yı kazandık, %40 da oy aldık derse eğer, hataların en büyüğünü yapar. Yani şimdi bunun analizini kalkıp da burada yaparsam eğer TDP'lilere yanlış yapmış olurum. Benden çok daha iyi yapabilirler onlar. Eğer sen dersen ki ben Harmancı'yla Lefkoşa'yı aldım, %40 da oy aldım, TDP olarak ben tamamım, yanlış yaparsın orada. Mausa'da düştüğünüz durum ortada. Girne'de ortada. Ada genelinde çok önemli yerlere yayılamama sorunu vardır Toplumcu Demokrasi Partisi'nin. Bence onların yapması gereken çok basit bir şey var. Çok basit. Sayın Harmancı'yla bir hava yakaladılar. Ve hak edilen bir havadır. O da bunu da söylemem lazım. Bu havayı değerlendirebilecek örgüt yapısını, Harmancı ismini kullanmayı, burada kullanmayı yanlış anlamasın kimse. Harmancı ismini kullanmayı ve hep söylerim, tekrardan söylemek durumundayız. Kaynaklarını artırıp biraz da para bulmayı becerirlerse eğer, o zaman TDP iyi yerlere gelebilir. Ama kalkıp da eğer biz kazandık Lefkoşa'yı, işte 30 yıl aradan sonra zafer gene bizim oldu, bundan sonra çok iyi gideceğiz derse, çok büyük hata yapar Toplumcu Demokrasi Partisi ve bir kayıp olur ülkemiz için. Çünkü TDP'nin içerisinde çok değerli, çok temiz, çok iyi iş bilen insanlarımız vardır. Ve bu ülkeye gerçekten faydalı olabilecek insanlarımız vardır. İşte bir tanesi çıktı Sayın Harmancı. Tabii ki göreceğiz onun da neler yapacağını ama hepimiz ümitliyiz ondan. Daha birçok kişi vardır. TDP'nin olmaması kayıp olur bizim için diyelim ve gelelim SMS'lerimize sevgili izleyiciler. Yıllarca bir izleyicimiz demiş ki yıllarca politika yapmış bir kişinin Eroğlu ile ilgili yapmış olduğu yaklaşımlara yalnızca gülüyorum demiş izleyicimiz. Burada Sayın Katri Fellahoğlu'nun söylediklerine atıfta bulunuyor. Ve diyor ki Sayın Eroğlu nasıl yaptı bu işi anlamadım. İzleyicimiz de diyor ki yıllarca sen yaptın bu işleri. Ve nasıl yapılacağını da iyi bildiğin için bunlara sen nasıl anlamadın bu işi diyorsun. Esas ben sana gülüyorum demiş. Tabii ki sevgili izleyiciler siyasette bunlar vardır. Madem ki Eroğlu dedi izleyicimiz, Eroğlu'ndan devam edelim. Tabii ki siyasette bunlar vardır. 16. sıradan seçime girmiş Sayın Katri Fellahoğlu nasıl kazanabilir seçimi? Nasıl olabilir bu? İşte bu işleri iyi bilmekle olur. Yoksa kolayına olmaz. O ayrı. Sayın Eroğlu ile ilgili değerlendirmemize gelecek olursak Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili. Dış politika ile ilgili, Kıbrıs konusuyla ilgili, Kıbrıs sorunuyla ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok Sayın Eroğlu'na. Yapabileceği bu kadar. Yani Sayın Kurtuluş Özesay'ı yanına almış tekrardan, onu da araziye sürmüş, kendisi de yapması gerekeni yapıyor. Fazla da bir şey beklememize gerek yok kendisinden. Neden? Çünkü karşı taraftan gelen bir şey yok. Yani hani tango iki kişiyle yapılır ya, bizim karşımızda biri yok. Rumlar var diyoruz. 4 saat, 5 saat günde görüşüyorlar. Bugün gene görüşmüşler. Ama ne zaman iş yazıya dökmeye gelecek? Gene orada hep sorun var. Hep sorun sorun. O yüzden Sayın Eroğlu'nun Kıbrıs konusuyla ilgili veya dış temsiliyetle ilgili yaptığı çalışmaları pek eleştirecek durumda değilim. Öyle bir fırsat yok. Çünkü önünde. Ha eğer Rum tarafı barış istese, çözüm istese, da Eroğlu ayak direse o zaman deriz ki yani Sayın Cumhurbaşkanımız yanlış yapıyor burada. Ama öyle bir durum yok. Ama içerisine dönecek olursak bunun Kıbrıs Türk tarafına ve KKTC siyasetine gerçekten test konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu'nun yapmış olduğu çalışmalar, örgütlenmeler, haber yollamalar, adam yollamalar, çalışmalar, adam kesmeler, adam yüceltmeler, tercihler, mühürler gerçekten test konusudur. Bunu lazımdır
alsın böyle çok büyük siyaset bilimcileri böyle. Türkiye'deki üniversitelerde uzun yıllar parlamentoda görev yapmış kişiler alsın ve incelesin bunu, nasıl olabilir böyle bir şey diye. Çünkü gerçekten çok zordu sevgili izleyiciler. Düşünün, bir milletvekili bile seçilmek için neler neler yapıyor milletvekili, canını yiyor ve seçilemiyor. Ama Sayın Eroğlu böyle parmacığıyla bu seçilecek, bu seçilmeyecek, buna dokunmayalım, bunu bir seçim daha vereyim buna diye idare edebiliyor bu ülkenin siyasetini ve bunu da yani inkar etmiyor kendisi. Hiçbir zaman da yani hayır yok ben karışmadım bu işlere demiyor. Eşi bile Meral Hanım, selam olsun burada kendisine, beni çok izlediğini biliyorum. Eşi bile Meral Hanım hiçbir tek gün inkar etmiyor bunu. Yani yok biz bu işlere karışmak, hiç siyasetle ilgimiz yoktur demiyor. Çalışıyoruz bu işleri, gidiyoruz, geziyoruz diyorlar ve hakikaten bu konuda tepriye layık bir çalışma gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Keşke diyorlar bu çabasını dış politika için gösterse, katılıyorum ona, ama onun için karşısında bir muhatap olması lazım. Öyle bir muhatap yok karşısında. Rumlar pek gelmiyorlar bu işlere. O da böyle içerisiyle KKTC siyasetini dizayn ediyor. Önümüzdeki yılki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de şimdiden hazırlıklarını yapıyor. Benim kendi şahsi düşüncem, buradan da hükümetimize geçmiş oluruz. Benim kendi şahsi düşüncem şu. Bu hükümetle gitmeyeceğiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerine. Belki bu hükümet yarın bozulur, belki bir hafta sonra bozulur, belki bir ay sonra bozulur. Bilemem. Belki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bir ay önce bozulur, onu da bilemem. Bir ay yetmez, en az iki ay lazım. Onu da bilemem. Ama bu hükümetle gitmeyeceğimiz ortadadır. Bunun için de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusudur. Şimdi gelelim hükümetimize. Bu arada mesajlarımız da sevgili izleyiciler birbirlerine girdiği için tam okuyamıyoruz. Ama bir izleyicimiz demiş ki, ağzınıza sağlık Mustafa Bey, bu halk artık değişim diyor, yeni kan diyor. Bugüne kadar hiç bu kadar heyecanlı bir seçim görmedim demiş. Vallahi ben de görmedim. Yani 5 ilçenin 3'ünün, özellikle 3 büyüğünün, Lefkoşa, Maos'a, Girne'nin bir seçimde, hele de bir partideyken değiştiğini hiç görmedim. Ben de kırsalda Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bu kadar çok belediye toplamasını da hiç görmedim. Çok enteresan bir seçim oldu bu. 20 yıllık başkanların, yani 4-5 tane saydım az önce, işte Sayın Kayap, Sayın Orun, Sayın Zafer, Sayın Aygın gibi, aklıma gelmeyenler de var sayar şu anda bilmiyorum, gibi birçok kökleşmiş başkanları da değiştirdi. Çok önemli bir dönüm noktası daha oldu bu bizim için diyelim ve gelelim hükümetimize. Ah hükümetimiz, ah. Yazık oldu ya. Çok yazık oldu gerçekten. Rahat bir ortamda en kötü hükümet döneminin ardından göreve gelmek nimettir bu. En kötü hükümet döneminin ardından göreve gelmek nimettir bu. Muhalefetsiz hükümete gelmek bir nimettir bu. Sendikaların sanki de hiç ölü toprağa serpildi üstüne. Hiç kimsenin sesi yok. Zaman verelim hükümetimize. Burada yanlış yaptılar ama burada doğru yaparlar dediği bir ortamda iktidara gelmek büyük bir nimettir. Bizlerin, medya mensuplarının, halkın bir şans verelim bu hükümete ihtiyacımız vardır demesi büyük bir nimettir. Ama siz bu nimetlerin hepsini geri teptiniz. Hepsini de bu halkın, bu sivil toplum örgütlerinin, hatta ve hatta bu muhalefetin, ama en çok da size oy veren seçmenlerinizin size göstermiş olduğu iyi niyeti yerle bir ettiniz. Ve bir yıl içerisinde geldiğiniz nokta bu. Katri Bey'e ne dedim programın birinci sorusu? Önce aynaya başkan dedim. Önce ne için kaybettin onu söyle. Ya önce bir aynaya bakarsınız. Bir sezon geçti. Eylül'de kurduk. İşte meclis kapanıyor. Temmuz'a geldik. Ne yaptık biz diye. Ne yaptık? MYK krizi sizde, 366 krizi sizde, Kıbrıs konusuyla ilgili kriz sizde, anayasayla ilgili kriz sizde. Döndünüz ondan sonra birbirinizden habersiz, yani yanlış bunlar, yani keşke söylemesem bunları televizyonda ama gerçek. İzliyorum sevgili izleyiciler Meclis TV'yi. Sayın Başbakanımız oturuyor,
Sayın Serdar Denktaş dibinde oturuyor, dibinde. Bir oylama yapılıyor, Sayın Serdar Denktaş'ın eli kalkıyor, Sayın Özkan Yorgancıoğlu ona bakıyor. Ya nasıl olur böyle bir şey diye. Hükümet ortakları birbirinden habersiz yasa geçiriyor. Hepsini sizin bu 8-9 aylık döneminiz içerisinde gördük. Böyle mi beklediydi bu halk sizi? Bu ümitle mi oyu verdiydi size? Hepsini geçtiğim bu ümitle mi UBP'yi götürdüydü? Aman dediler bu UBP gitsin yarı yarıya eritti halk UBP'yi. Silkeledi de yarısını. Ne genel başkanlığı bıraktı, ne genel sekreterini bıraktı, ne ilçe başkanlığı bıraktı. Gitsin bezli halk onlardan siz geliniz dedi. Ve yaptığınız bu, bu halka yaptığınız bu. Hiçbir tek faydalı işini göremedik sevgili izleyiciler hükümetin. Çabaladılar bir şeycik yapsınlar, döndüler arkasından. Onun 5 katı büyüklüğünde kötü icraatlarla hem kendilerine zarar verdiler hem de bu halka zarar verdiler. Bir sürü de döndüler bize söz verdiler tutacaklardı diye. Biz de tabii Kıbrıs Türk halkı inanırdık ya biz. Gerçi artık öyle değilik gösteriyorum cezayı ama. İnanırdık ya biz inandık bunlara hesap soracak dediler. Adil olacak dediler. Eşit olacak dediler. Şeffaf olacak dediler. En az 10 tane bakanlar kurulu toplantısı sayarım. Size ki 4 saat toplandılar bakanlar kurulundan. 4 dakika bu halka çıkıp daha açıklamadılar ne konuştuklarını. Çıkıp da demediler. Ve arkadaşlar biz 4 saat içerideydik. Toplandık. Ülkemizin menfaati için daha bu kararları aldık diyemedikleri en az 10 toplantı sayarım size. Sayın Başbakan'a burada konuk olduğunda söyledim. Dedim ki şeffaflıktan bahsettiniz. Saatlerce süren bakanlar kurulu toplantılarının ardından hiç açıklama yapmadınız. Doğru söylen dedi bana. Yayında doğru söylen. Peki doğru söyledik. Biz de değişti mi bu? Değişmedi maalesef. Ve zararı kim gördü burada? Tabii ki Kıbrıs Türk halkı gördü. Çünkü ümit verdiğimiz yerden bir beklentimiz oluşmuştu bizim de halk olarak. Çok destek verdik bu hükümete. Eleştirdik, yanlışlarını söyledik. Döndük destek verdik. Dedik ki size ihtiyacımız var. Dedik ki kötü bir dönemden geldik. Bak halk olarak sen bizi düzelt dedik. İşte senin bize söz verdiğin gibi adil ol dedik, şeffaf ol dedik. Yapılması gereken değişiklikleri halk ile paylaşarak yap dedik. Hiçbirini yapmadınız, döndünüz, zaten birbirinize girdiydiniz. Şimdi bir de kendi içinizde kavga var. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ndeki kavgalar ortada. Kalyon cucucular, Sümer Aygın cıcıcılar, Oktay Kayalp cıcıcılar, Ferdi Sabit Soyer, Sonay Adem cıcıcılar. Ortada bu yanda işte Sayın Başbakanımız nereye gideceğini bilmez. Girne'ye gider. Lefkoşa'da değnekler, Mausa'da değnekli kavga çıktı derler. MYK yapacaklar, MYK iptal ederler. CTP'de durum bu. UBP'de her gün bir şeyde DPUG'de her gün bir istifa veriyor. Şaka gibi ya. Yok kendilerine 92 ruhu değen 165 kişi istifa etti. Yok güzel yurttan işte ne bileyim ben örgütlerden 300 kişi istifa etti. Yok UGE kanadı ayrılıyor artık bu başkanla olmaz diyor diye kafayı kaldırıyor. Haberleri. Ne oluyor ben anlayamıyorum bu işi. Ne oluyor yani düzgün iş yapmak bu kadar zor mu? Sayın Fellahoğlu az önce dedi ki yani burada oturup konuşmak zordur. Burada oturup konuşmak kolaydır. Da gelip yapmak zordur. Ben demedim ya size ben yapacağım bu işleri. Siz dediniz. Gittiniz bu işleri yapacaksınız diye halktan oy da istediniz. Halk da size verdi. Yaptığınız bu. Yani hiçbir şey. Çıksınlar bize desinler ki bunu yaptık biz. Ha ne yaptılar onu söyleyeyim size. İnsanları çatır çatır işten attılar. Çatır bu hükümet eğer giderse bu hükümet iki şeyle anılacak. Bir insanları işten atan hükümet. İki zam yapan hükümet. Elektrik konusu dediler. Elektrik konusu açılınca zaten tam böyle fevrim döner. Elektrik konusu dediler. Başına da güvenilir saygın bir adamı getirdiler. Kendi işlerinden. Sonunda o güvenilir ve saygın iş adamı bile çileden çıktı adam. Kendi partisine dedi ki Allah'ınızı severseniz böyle olmaz bu işler. Bu işler böyle olmaz. Kendi belediyeleri ödemez elektrik borcunu. Ama halka zammı yükle de gitsin. 3 lira aldığın elektrik işte 3,5 lira, 4 lira, 4,5 lira olur. Yükle halka gitsin. Nereye gider bu para? Kör kuyuya. İnsanları işten atmalar. Adil, eşit olacak dediler. Geçici memuru yasaklayacak dediler. Geçici memuru yasakladılar. Her yeri geçici işçi doldurdular. Sorduklarında da mevsimliktir, sözleşme nedir dediler. Bizi kandırdıklarını zannettiler. Bu halkı kandırdıklarını zannettiler. Ama bu halk 28 Temmuz ruhuyla yoluna devam etmektedir.
Ve gerekene gereken cezayı da kesecektir zamanı geldiğinde. Bütün bunlar ortadadır ve yapılması gerekenler de çok basitti zaten. Hesap soracak dediler halka. Dediler ki biz yolsuzlukların, partizanlıkların, peşkeşlerin üzerine gidecek, hesap soracak. Neyse eğer bu ülkenin faydasına olan onu yapacak dediler. Duydunuz mu hesap sorulduğunu? Duydunuz mu? İşte şurada büyük bir yolsuzluk vardı, burnu buradan kurtardık da böyle bir düzeltmeye gittik dediklerini. Duydunuz mu geri alacak dediği yerleri, dedikleri yerleri geri aldıklarını? Vallahi ben bu işlerin içindeyim. Hiçbirini de duymadım. Arkadaş uyarıyor yukarıdan sürekli SMS'ler var diye çok. Ama maalesef SMS'ler burada birbirine girdiği için dakikaları, saatleri filan kaydı bunların. Ve bulamıyoruz neyin ne saat geldiğini. Sabah mesajları, akşam mesajları hepsi bir arada olduğu için pek göremiyoruz. Bir de bu tarafa bakalım. Çünkü okumak istiyorum sevgili izleyiciler sizlerden de gelen mesajları. Ama bana hep böyle olur bu. Ne zaman yalnız yapacak olsam programı her zaman internetle ilgili bir sorun olur. Alışkınım ama. Buna da bunlar düzelmezse de eğer üzülürüm sizin mesajlarınızı okuyamadığım için ama devam ederiz. Maalesef mesajları göremiyorum sevgili yönetmenim. Toplumsal örgütler CTP başa gelirkenden bütün eylem planlarını durdurdu demiş bir izleyicimiz. Bizim söylediğimizle hemen hemen aynı şeyi söylemiş. O vakit de çok geçti zaten. Bizim söylediğimizle hemen hemen aynı şeyi söylemiş. Tabii ya herkes bir kredi tanıdı bu hükümete. Sendikalarımız olsun, sivil toplum örgütlerimiz olsun, muhalefet olsun, medya olsun herkes bir kredi tanıdı. Bunlar krediyi yediler, döndüler üstlerine de bir sürü de borçlandılar. Nasıl kurtaracaklar şimdi kendi kendilerini bu borçtan onu düşünürler. Yani bu hükümetin bu dakikadan sonra nasıl faydası olabilir bize? Lütfen böyle aklı başında biri çıksın içlerinden, siyasilerden. Ve desin ki biz faydalı olacak bu saatten sonra bu ülkeye şunları 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 yapacak desin. Daha önce en azından diyebilirlerdi bunu. Şimdi artık diyebilecek bile yüzleri kalmamıştır. Anayasayla ilgili de birkaç cümle söyleyip kazananlara kaybedenlere geçelim sevgili izleyiciler. Anayasayla ilgili yönetmenim. Bu çocuklarla ilgili de söyleyeceğim olacak programın sonunda. Bir yol buldu, birkaç tanesini gönderdi bize. Hemen okuyalım onları. Mustafa Bey sizi zevkle izliyoruz. Akıncı 66, Eroğlu ise 76 yaşındadır. Denktaş ise 82 yaşına kadar Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Saygılar Sadık Fadıl demiş. Ne demek istediğini pek anlayamadım burada izleyicimiz ama çok teşekkür ederim. Girne'den TDP ile ilgili görüşlerini alabilir miyiz Mustafa Bey? Bir kıpırdanma var sanki. Ya TDP'nin yapması gereken şey çok basit. Çok basit yani söylüyorum ben. Senin yanında Mehmet Harmancı gibi bir üyen var. Mehmet Harmancı gibi TDP üyesi bir adam. O tip insanları sürersen eğer araziye demektir ki sen halktan olumlu oy alacaksın. Bu Girne'de bakın mesela Girne ile Maus arasındaki fark. Girne'de genç bir arkadaşımızı hatta akrabam da olur kendisi. Buradan selamlarımı gönderiyorum kendisine. Genç bir arkadaşımızı yolladılar. Girne'de çalışması için aday oldu. Aldığı oy %10. Mausa'da döndüler. Eski milletvekilini koydular. 2,5. Yani bunu ben görebiliyorsam eğer TDP'nin içindeki arkadaşlarımız çok çok daha iyi görebilmesi lazımdır. Bunu TDP bu ülkeye lazımdır çünkü. Onu söyleyelim. Sayın Mustafa Alkan, Alsancak'ta 1 milyon TL harcanarak kazanılan belediye başkanlığını nasıl değerlendirirsiniz demiş. Şimdi 1 milyon TL harcandığıyla ilgili bir bilgim yok orada. Ama Alsancak'ın bu ülkenin önemli yerlerinden biri olduğunu, sorunları olduğunu ve bu bütçe için orası için 1 milyon bütçe biraz fazla gibi geldi bana. Ama eğer harcanmışsa da başarıya ulaşmıştır. Ona biz bir şey diyemeyiz. Para bizim olmadığı için aday herhalde kendi cebinden harcamıştır. Onu Girne'de Mustafa Şener'le bir çıkış yakaladı diye düşünüyorum. Eski yıllara bakarsak ne düşünüyorsunuz? Bunu da değerlendirdik.
Seni tebrik ederim doğruları söylediğin için işten atılan insanların günahı kaybedilen belediyeleri buldu demiş. Bir mesaj daha var KAS'la ilgili, onu da okuyalım. Mustafa, KAS konusuna da değinebilir misin? İşte bunların hepsini birden birleştirip söylüyorum işte. İşten atma hükümeti oldu bu hükümet. Bu hükümet işten atma hükümeti. Bir, zam hükümeti. İki, başka bir şey göremiyoruz bundan. Yani artık talihleri de ama öyle döndü işte, Limasol Bankası'nda işten atmalar. KAS'ta işten atmalar. İşte yok geçicilerden işten atmalar. Ya bin kere sorduk, bin kere, milyon kere. Başbakanı çağırdık, sorduk. Başbakan yardımcısını sorduk. Halka sorduk. Sendikacılara sorduk. Bir tanesi bile anlatamadı bize bunu. Ya cevap veriniz bize. Niçin sadece 2013 geçicilerini işten çıkarıyorsunuz dediniz de ondan bir hafta, iki hafta evvel alınan işte 2012 Aralık Kasım'dakileri bu işe katmadınız. Bir tanesi bile çıkıp cevap veremedi buna. Niçin bunlara kurultay istihdamı dediniz de gerçek kurultay istihdamı olan Ekim 2012'de işe alınanlara dokunmadınız? Niçin bunları işten atıyorsunuz da Ferdi Başkan'ın Kadir Gecesi doğdu onlar dediği göç yasası geçmezden 3 gün önce işe alınanlara dokunmadınız? Bunu bu halka anladınız. Bilsin bu insanlar da bunu. Ben de bileyim, merak ediyorum çünkü. Neden yani, neden? Göz boyamadır bu. İşe yaramaz. Yaramaz artık. Ha, ispatları var önünüzde. Halk bakınız neler neler söylüyor size. İspatları var. İşe yaramaz artık bu işler. Yavaş yavaş finişe gitmemiz lazım sevgili izleyiciler. Çok az vaktimiz kaldı. İnşallah her şeyi değerlendirdik. Kazananlar ve kaybedenlerle devam ediyoruz. Şimdi bir yudum suyun ardından. Önce kazanan. Bu arada koltuğumuzu da kaybetti biraz dengesini, onu da düzeltelim. Önce kazanan kesinlikle, katiyetle ve de şüphesiz Mehmet Armancı. Genç bir aday, parlamentodaki dördüncü partinin adayı, karşısında çok ciddi rakipleri olan işte eski kaymakam gibi, eski belediye başkanı gibi, mevcut belediye başkanı gibi adaylar olmasına rağmen ortaya çıkan ve insanları kendine inandıran, bu çok önemli bir şey. Adam bir şey söylediği zaman dersiniz ki ya bu çocuk yalan söylemez diyorsunuz. Veya bir şey söylediği zaman diyorsunuz ki bu adam yalan söyler. İşte Sayın Armancı bunu sağladı. İçten, içimizden gelmiş bir kişi olarak çıktı. Hiç de kırıcı olmadı. Hiç de kırıcı olmadı. Ben burada birlikte program yaptığımızda, dışarıya çıktığımızda Sayın Katri Fellahoğlu ile olan diyaloglarını da gördüm. Hiç saygıda kusur etmedi kendisine ve halk da ona gerekli desteği verdi. Benim gözümde 2013 Eylül'ünden 2014 Temmuz'una kadar, yani bugüne kadar geçtiğimiz sezonun kazananı şüphesiz Armancı'dır. Kendisini buradan çok çok tebrik ediyorum. Çok eski arkadaşımdır. Umarım başarılı olur. Çok başarılı olur. Çok daha iyi yerlere gelir. Ve bu ülkede de Armancılar, Armancı gibiler çoğalır diyorum. Buna ihtiyacımız var çünkü. Kaybedene gelecek olursak sevgili izleyiciler. Katiyetle, kesinlikle ve de şüphesiz Başbakanımız Sayın Özkan Yorgancı. Geçtiğimiz yıl, çok iyi hatırlıyorum bunu. Hatta YouTube'da da vardır, o girip izleyebiliriz ilgilenenler. Geçtiğimiz yıl çok iyi hatırlıyorum bunu. Şunu demiştim. Ve demiştim ki bir yıl içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi seçimlerini kazanan, 28 Temmuz seçimlerini önde bitiren partinin genel başkanı Sayın Özkan Yorgancıoğlu benim için bu yılın kazananlarındandır demiştim. Tam bir yıl önce. Bir yıl sonra bugün geldiğimiz noktaya bakın. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin başında Sayın Başbakanımız, parti darmadağın. Belki de 44 yıldır yaşamadığı büyük bir bölünmeyi, büyük bir tartışmayı ve hepsinden acısı da büyük bir şiddetle kavgayı yaşıyor bugün. Başında bulunduğu hükümet, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Demokrat Parti, Ulusal Güçler Hükümeti mahvolmuş durumda. Kendi içindekileri bile bir dakika bile bu hükümetle gitmek kayıptır.
diyor. Söz verdiği icraatların hiçbirini gerçekleştiremedi. Hükümet ortağı olarak dediler ki bir anayasa değiştirecek. Orada bile bir ortak konsensüs sağlayamadılar. Bu arada anayasayla ilgili söyleyecektik, biraz önce daldık bu mesajlara, unuttuk. Aceleye geldi bu iş deniyor. Ben katılmıyorum buna. Aceleye gelmedi o iş. O iş tamamdı. Belediye seçimleri döneminde olması halkın biraz kafasını karıştırdı. Çünkü partiler de doğal olarak propaganda ve kampanyalarını belediye seçimlerine yönelttiği için halk anayasayla ilgili pek ilgilenmedi. Ama burada en önemli konu şuydu. Halk size şunu dedi. Dördünüze birden. Hani böyle el sıkıştınız ya da parlamentodaki dört partinin genel başkanlarının konsensüsü ile referanduma gitti ya bu anayasa. İnanmam artık size dedi. İnanmam. Ben sizin yaptığınız bu işe de inanmam. Söz verdiklerinizi de gördük. Ne yaptık? Ne yaptınız? Bütün bunlar ortada dururken buna da inanmam dedi. Orada da silleyi tokadı çekti. %63 ile hayır dedi. Evet, kampanyası yapanlar vardı. Az ama vardı. İşte milletvekilleri gibi, bazı bakanlar, genel başkanlar gibi. Hayır kampanyası yapan da yoktu. Yani siyasal partilerden diyorum. Çıkıp da parlamentodan biri, muhalefet partisi eğer hayır kampanyası yapsaydı diyecekti ki halk bunlara inandı. Öyle biri de yoktu. Çünkü halk hiçbirinize inanmadı. Aceleye geldi konusuna pek katılmıyorum burada. Bence yanlış zaman oldu. Zamanlamada hata oldu. Belediye seçimleri gününde olmaması lazımdı bunun. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşuluyor. Sakın ha. Sakın. Kalkıp eğer onu da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle aynı gün referanduma gidelim derseniz aha sonuç buradadır. %63'e %37 gibi bir sonuç var orada. Büyük bir hata olur. Ayrı bu iş için ayrı bir dönem açılır. Ayrı bir dönem yaratılır. İnsanlar da halk da biz de medya olarak bu konunun üzerine daha çok eğiliriz. O zaman da eğer gerçekten evetse evet, hayırsa da hayır verilir ama hiç ilgilenilmeden belediye seçimlerinin peşinde koşarak anayasa referandumuna halkımız hayır demiştir. Bunu da söylemiş olalım. Kazananları, kaybedenleri söyledik. Sayın Harmancı ile Sayın Harmancı kazanan, Sayın Yorgancıoğlu kaybeden dedik. Ve artık programın sonuna doğru geliyoruz sevgili izleyiciler. Mesajlar var. Kardeşim ben Adanalıyım. 8 yıldır Kıbrıs'tayım. Helal olsun, çok iyi konuşuyorsun. Senin gibi 3 kişi olsa herkes demiş, orada kesilmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürlere geçeceğim sonunda ama teşekkürlerden önce söylemem gereken birkaç cümle var. Çok büyük ilgi gördük sevgili izleyiciler Er Meydanı olarak. Çok büyük ilgi gördük. Yani kimse yanlış anlamasın bu söyleyeceğimi ama bizler öyle çok ilgiye muhtaç insanlar değildik. Çocukluğumuzda, gençliğimizde iyi geçti. İlgiye aç, ilgiye muhtaç insanlar olarak büyümedik biz hiç. Ama gerçekten bu kadar görmüş olduğumuz bu ilgi bizi çok 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 mutlu ediyor. Çok sevindiriyor. Her zamanki gibi layık olmaya çalışıyorum. Hep söylenen bir şey vardır işte, değişme değişme değişme, aynen devam et. Dördüncü senenin sonuna geldik. Yine çizdiğim yoldan hiç dönmedim. Dönmeyeceğimden de emin olunmasını isterim. Hep iyi bir şeyler yapmaya çalıştım. Hep adil olmaya çalıştım. Hep dürüst olmaya çalıştım. Bunun da karşılığını gördüm izleyenlerden. Çok teşekkür ederim. Sonunda izleyenlerle ilgili tekrardan söyleyeceğim olacak ama Er Meydanı programıyla ilgili şunları söyleyeyim. Bir, bize ait olan, Er Meydanı'na ait olan SMS rekorunu bu yıl katladık. Biraz da zor kırılır gibi geliyor o rekor bana ama yine de kırmak için çalışacağız. Bize ait olan rekoru kırdık. Birçok konuk ilk kez gelip bize konuk oldu. Sayın Cumhurbaşkanı uzun zamandan sonra bize çıktı. Sayın Başbakanımız uzun zamandan sonra bize çıktı. Sayın İhsen Küçük seçimlerden sonra ilk kez bize çıktı. Orada da Sayın İhsen Küçük benden çok artı puan topladı aslında. Kendisini bu kadar çok eleştiren bir programcının karşısında seçimlerdeki mağlubiyetinden sonra çıkması hoşuma gitti. Demezsem eğer yalan söylemiş olurum. Çok hoşuma gitti. Sayın Hasan Sertoğlu KOP'la anlaşmayı imzaladı. Rahatsızlığı vardı, sağlık sorunları. Ona rağmen ilk bize çıktı. Bir gelenek oldu bu. Sayın Kurtet Özersay müzakereci oldu. İlk kez Er Meydanı'na
geldi. Bir gelenek oldu bu aslında. Yani ilk olan hemen arkasından Er Meydanı'na çıksın. Hatta bu akşam örneği, onu da unutmayalım. Sayın Katrifellaoğlu seçimleri kaybeder kaybetmez daha mazbatasını bile teslim etmeden, görevi bile teslim etmeden ilk kez o da Er Meydanı'na çıktı. Büyük gururdur bu bizim için. Ve dikkat ederseniz eğer hep değişik siyasi yelpazedeki kişiler bunu yapıyor. Bize güveniyor, sağ olsunlar, kendilerine çok 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 teşekkür ediyorum. Onun dışında Kutlu Adalı başarı ödüllerine layık görüldük Er Meydanı olarak. Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. İşte bu tür konular sevgili izleyiciler üzerimizdeki sorumluluğun artmasına neden oluyor. Aldığımız ödüller, SMS'ler, siyasilerin bize duyduğu güven, her çeşit siyasi yelpazeden kişilerin bizim programımıza gelip çıkıp açıklamalarda bulunması, bunlar bizi çok mutlu ediyor. Ve en son olarak da Kadem'in anketinde, baktım inceledim o anketi, yanlış okumamak için burada da not aldım. Tüm kanallar arasında, tüm programlar arasında sürekli izlenilirlikte Er Meydanı birinci oldu sevgili izleyiciler. Tüm kanallar arasında, tüm programlar arasında sürekli izlenilirlikte Er Meydanı birinci olmuştur. Çok büyük bir gururdur bu bizim için. Çok 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 teşekkür ediyorum sizlere. Sizlerin gösterdiği ilgiye, sevgiye, bunlar bizim için çok önemli, bizi çok onore edici şeyler. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Devamı için de çalışmaya devam edeceğiz. Bu teşekkür konusuyla ilgili söyleyecek çok şey var ama şunu söylemem lazım. Beni programlarımda öven, onora eden birçok siyasimiz, birçok konuğumuz oldu. Sayın Tufan Erürman gibi, Sayın Kudret Özersay gibi, Sayın Hüseyin Özgürgün gibi, Sayın Serdar Denktaş gibi, şu anda aklıma gelmeyen başka isimler gibi. Ama onların hepsi sizlerin gözünüzün önünde oldu. Ama bir tanesi vardı ki sizlerin gözünüzün önünde olmayan ve beni çok çok mutlu eden. O gün bu lafları duyduğumda demiştim ki, gidip not aldım bu lafları duyduktan sonra, bu sözleri duyduktan sonra gidip not aldım ve dedim ki bunu ben yeri geldiğinde söylerim. Ve yeri bugündür. Bu aldığım tebrik notunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kelime kelime aynen yazmıştım bunu buraya. Bu kişi bana aynen şunu söylemişti. Önce ne söylediğini okuyayım, daha sonra kim olduğunu söyleyeceğim. Bugüne kadar hiçbir programa hazırlıksız çıktığını görmedim. Yerel kanallardaki programlar içerisinde en beğenerek izlediğim programlardan birisi sensin. Hiç televizyon izlemeyen eşim bile seni hiç kaçırmadan takip ediyor. Kimseyi ayırmadan ve çekinmeden sorduğun sorularla halkı aydınlatıyorsun. Yolundan sapmadan aynen bu şekilde devam et, başarılarının devamını dilerim. Bu lafları bana söyleyen, yanımda başka meslek büyüklerim olmasına rağmen bana bu güzel sözleri söyleyen, Kuzey Kıbrıs'ın en saygın, en muteber, en değerli kişilerinden birisi Sayın Mustafa Akıncı'ydı. Kendisine benimle ilgili bu düşüncelere sahip olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Akıncı'nın birisi için bu sözleri, hele hele de başkalarının yanında bu sözleri söylemesi çok önemli şeylerdir. Kendisine buradan sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Ailesine de, özellikle eşi de bizi kaçırmadan izliyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti bunlar. Çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum bunun için. Ve son olarak da hızlı teşekkürlere geçip bitiriyoruz. Önce aileme. Hiç adını kullanmıyorum ama babama özellikle çok teşekkür ediyorum. Benim böyle gezip dolaştığım saatlerde benim için gündemi takip eden, benim için not tutan, bunların konuşulması gerekir, bir değerlendir diyen ailemin tüm bireylerine ve başta babama çok çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ertan Birinci'ye, bu yıl çok fazla görüşemedik ama kendisiyle olan gönül bağımız büyüktür. Bana gösterdiği destek büyüktür. Kendisine çok çok teşekkür ederim Sayın Ertan Birinci'ye.
Yönetim kurulu üyemiz Sayın Tekin Birinci'ye, genç bir arkadaşımız hiç durmadan çalışıyor. Umarım ilerleyen yıllarda daha da büyük başarılara taşıyacaktır o da kanalı. Sevgili Tekin Birinci'ye çok teşekkür ediyorum. Haber müdürümüz Sayın Fatma Kişmir'e çok teşekkür ediyorum. Bu yıl bana büyük katkıları oldu. Ondan çok öğrendiğim şey var. Genel yayın yönetmenimiz sevgili Nazar Erişken'e çok teşekkür ediyorum. Çok olmadı aramıza katılalı ama kendisiyle çok iyi çalışma ortamı bulduk. Umarım böyle devam eder. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir de bu reklamdaki, haberdeki, montajdaki, muhasebedeki tüm kanaldaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Emektarlarımız var sevgili izleyiciler. Cemal abimiz olsun, Yusuf abimiz olsun. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Ali Koşucu abimiz olsun. Eğer o da bizi bir yerlerden seyrediyorsa ona da sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Özel olarak da bu iki çocuk burada, sevgili yönetmenlerim Mehmet Karagözlü ve İlhan Kaya. Kolay değil her hafta beni çekmek. Her hafta aynı disiplinle çalıştılar. Çok büyük yardımlarını gördüm. Çok rahat hissettim kendimi onlarla. Ben halledemezsem bile onlar bu işi halleder dedim. Son saniyede iş istedim kendilerinden. Son saniyede işi yaptılar, hallettiler. Özel yere sahiptir bu iki arkadaş benim için. 4 yıldır bu işi yapıyorum bu kanalda. Bu kadar iyi bir ekiple, kimseye haksızlık etmeyeyim ama bu kadar iyi bir ekiple ilk kez çalışıyorum. Sevgili Mehmet ve sevgili İlhan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Katılan konuklara çok teşekkür ediyorum. Özellikle de zor günlerde gelip Er Meydanı'na çıkabilen konuklara çok teşekkür ediyorum. Kolay değildir sevgili izleyiciler böyle Er Meydanı'na çıkarsınız. Hele de zor günlerde çıkarsınız. Karşınızdaki adam saldırdıkça saldırsın. Siz de cevap vermek durumunda kalarsınız. Kolay bir iş değildir. Bu çünkü bizim programımız izleyen izleyicilerimiz gayet iyi bilir bunu. Gideyim de bu programda propaganda yapabileyim programı değil. Buralar biraz başka yerler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tüm gelip katılan konuklarımıza. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Başta ana sponsorumuz Ermataş olmak üzere sevgili Erol Bey'e, oradaki Tuğrul'a, Funda Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Diğer tüm sponsorlarımıza canı gönülden, tek tek saymayayım şimdi hepsini ama canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Büyük destek gördük. Onlardan da ve gelelim size sevgili izleyicilerimize. Nasıl teşekkür edilebileceğini bilmiyorum ama çok teşekkür ediyorum. Çok. Bütün bu saydığım olaylar eğer olmuşsa, bütün bunlar eğer gerçekleşmişse, reyting şampiyonu olmuşsak, SMS rekoru kırmışsak, bütün siyasiler gelip bizi tercih edip bizde çıkmışsa, işte bütün bunlar sizin sayenizde olmuştur. Bana inandığınız, bana güvendiğiniz için olmuştur. Çok 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 teşekkür ederim. Ne yapabileceğimi bilmiyorum. Bir tek şey yapabilirim sizin için. Onu da yapmaya devam edeceğim. Aynı dürüstlükte, aynı adalet duygularıyla ve kimsenin adamı olmadan tarafsız ve bağımsız programlar yapmaya devam edeceğim. Sizin için yapabileceğim en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Merak etmeyiniz, değişecek değilim. Aynen bu şekilde devam edeceğim. Artık programın sonuna geldik. 2 aylık bir aramız var. Bugün 1 Temmuz. Çok büyük bir aksilik olmazsa eğer 2 Eylül Salı akşamı, yani 2 ay sonra sizlerin karşısında olmayı ümit ediyorum sevgili izleyiciler. Ve artık programı kapatıyoruz. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Her şeyi söyledik, her şeyi konuştuk. En önemlisini de söyleyeyim, öyle kapatalım. Hatam olmuşsa eğer affola diyorum. Fazla tansiyonumuz yükseliyor. Bazen sesimiz fazla çıkıyor. Yanlışlarımız olmuş olabilir. Bilmeden kırdıklarımız olabilir. Bir hatamız olmuşsa eğer affola diyorum. Ve 2 Eylül Salı akşamı görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşça kalın.
Ermataş Er Meydanı'nı sundu. Aileleri için en yeni banyo fikirleri. Vitra Nest.